Değerli izleyenler, Ege Ekonomik Forum Konferansı'nın 3. gününe hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan bedenen ayrılışının 83. yıl dönümü bugün. Atatürk'ün 57 yıllık hayatında ülkesi için mücadelesini, milletimize kazandırdıklarını ve kazandırmak istediklerini ülkemiz ve dünya milletleri için doğru anlamak bakımından 10 Kasımların önemi büyüktür. Bizlere ülkemize kazandırdıklarının onuruyla yalnızca Türk ulusu değil, dünya ulusları tarafından da sevgi ve saygı gören büyük önderimizi ölümsüzlüğe uğrandığı günün yıl dönümünde sonsuz saygı, minnet ve büyük bir özlemle anıyoruz. Ekranlar önünde bizleri izleyen, dinleyen değerli katılımcılar, Ege Ekonomi Geliştirme Vakfı ve Özgencil Grup İşbirliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi destekleri, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, İSDO AŞ Stratejik Partnerliğinde, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği, İzmir Ticaret Borsası, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği oturum sponsorluğunda, Çimentaş Grup, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege Genç İş İnsanları Derneği, Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ, Pınar, Bilo Türkiye ana sponsorluğunda, Zorlu Holding katkılarıyla, Dünya Gazetesi Canlı Yayın sponsorluğunda, Berse İletişim Grubu Medya İlişkileri sponsorluğunda ve Gözlem Gazetesi basın sponsorluğunda gerçekleşen 5. Ege Ekonomik Forum Konferansı'nın 3. gününe tekrar hoş geldiniz. Bu yayında da oturumu süresince simultane tercüme mevcut olup yayını tamamen İngilizce dinlemek isteyen misafirlerimiz Ege Ekonomik Forum'un YouTube kanalına geçiş yapabilirler. 5 gün boyunca sürmesi planlanan konferans oturumlarımızda ilk 2 günü geride bırakırken bugünün programını sizlerle paylaşmak isterim. Birazdan İzmir Ticaret Borsası oturum sponsorluğunda gerçekleşecek olan 12 bin yıl önce tarımla dönüşen dünya nasıl beslenecek paneli başlayacaktır. Ve saat 15'te Neolitik çağdan yeni nesil tarım sistemlerine oturumuyla sizlerle birlikte olacağız. Bugün ve sonraki günlerin program detaylarına Ege Ekonomik Forum web sitemizden erişebilir. Ege Ekonomik Forum sosyal medya linklerinden güncel duyurularımızı takip edebilirsiniz. Saygıdeğer katılımcılarımız ve değerli konuklarımız, Ege Ekonomik Forum 2021 konferansının bugünkü ilk oturumu İzmir Ticaret Borsası oturum sponsorluğunda gerçekleşen 12 bin yıl önce tarımla dönüşen dünya nasıl beslenecek oturumudur. Oturumun açılışını gerçekleştirmek üzere İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Işınsu Kestelli'yi yayına davet ediyor ve sözü kendisine bırakıyorum. Çok teşekkürler Ebru Hanım. Çok değerli moderatörümüz ve konuşmacılarımız, saygıdeğer konuklar, sizleri İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun. Değerli dostlar, İzmir Ticaret Borsası olarak 12 bin yıl önce tarım ile dönüşen dünya nasıl beslenecek isimli, önemli ve bir o kadar da anlamlı oturumun sponsoru olmaktan duyduğumuz mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle ifade etmek isterim ki çok uzun yıllar önemine eşdeğer bir ilgi görmeyen tarım sektörünün bu kadar gündemde olmasından ziyadesiyle memnunuz. Bugün tarımın geleceği tüm ülkelerde ve toplumun her kesiminde tartışılan en önemli konulardan biri haline geldi. İnsanoğlunun sağlıklı, güvenilir ve yeterli gıdaya ulaşabilmesi için üretim ve tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılması artık tüm ülkelerin temel politika hedefleri arasında yer alıyor. İnsanoğlunun en eski uğraşı olan tarımın bugünü ve geleceğini konuşabilmek için gıdaya olan talebin seyri, gıdaya ulaşım durumu ve tarımsal üretimin kısıtları olmak üzere üç temel tespiti yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
Dünya nüfusu ve buna paralel olarak gıda talebi artıyor. Geçen yüzyılda dünya nüfusu 4 katına çıktı. 1920 yılında sadece 1 milyar 9 milyon civarındayken bugün 7 milyar 9 milyona ulaşmış durumda. Artış hızı her geçen yıl yavaşlasa da 2050 yılında bugünkünden %25 daha fazla nüfus olması bekleniyor. Küresel gıda talebinin buna paralel olarak artmasını beklemek de kaçınılmaz. Nitekim yapılan farklı çalışmalarda 2050 yılına kadar %59 ile %98 arasında artacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla artan talebi karşılamak için tarımsal üretimin artırılması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim konusunda hem dünyada hem de ülkelerin kendi içerisinde adaletsizlikler yaşanıyor. 2020 yılı itibariyle dünya nüfusunun yaklaşık %10'da birine denk düşen 811 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. Pandeminin de etkisiyle 2020'de açlık hem mutlak hem de oransal olarak nüfus artışını geride bıraktı. Küresel nüfusun %30'unu oluşturan 2.3 milyardan fazla insan ise besin yetersizliği yaşıyor. Yetersiz beslenen insanların yarısından fazlası Asya'da, 1/3'ünden fazlası Afrika'da, daha az bir kısmı da Latin Amerika ve Karayipler'de yaşıyor. Açlık ve beslenme sorunu maalesef ekonomik gelir seviyesiyle yakından ilgili. Pandemi sürecinde bu çok daha net olarak ortaya çıktı. Artan gıda fiyatları bu bölgelerdeki en az gelişmiş ülkelerin gıdaya erişimini de daha zorlaştırdı. Bu durumun huzurlu bir küresel geleceği tehdit ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Ekolojik dengenin hızla bozulması tarımsal üretimin geleceğini tehdit ediyor. Dünyada son 60 yılda ekili tarım alanları Avrupa'daki %26, Kuzey Amerika'daki %9 azalmaya rağmen genel toplamda %15 arttı. Bu artış dünyanın daha az gelişmiş diğer bölgelerindeki bakir alanlarda tarım yapılmaya başlanması ile oldu. Ancak artış trendi son 2 yılda yerini düşüşe bıraktı. Üstelik bilinçsiz kimyasal ve gübre kullanımı ile yanlış sulama nedeniyle toprak kalitesi de hızla bozuluyor. Tatlı su kaynaklarının azalması ve suyun yeryüzündeki adaletsiz dağılımı da önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Son 100 yılda 6 kat artan küresel tatlı su kullanımı 1980'lerden bu yana yılda yaklaşık %1 oranında büyümeye devam ediyor. Farklı çalışmalar olsa da 2050 yılındaki tatlı su kullanımında günümüze göre %20-30 arasında bir artış olması bekleniyor. Dünyada tatlı su tüketiminin %69'u da tarım sektöründe gerçekleşiyor. Üstelik bu oran bazı az gelişmiş ülkelerde %95'e kadar çıkabiliyor. Tarım sektöründeki yoğun kullanım su kaynakları için küresel bir tehdit oluştururken yanlış kullanım ise çevresel zararlara neden oluyor. Doğa biyolojik çeşitlilik açısından tüm dünyada alarm sinyalleri veriyor. 1 milyona yakın hayvan ve bitki türü insan faaliyetleri nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Nüfusa bağlı olarak tüketimdeki hızlı artış, sanayileşme, plansız kentleşme gibi nedenlerin yanı sıra sürekli artan ve doğayla uyumlu olmayan tarımsal faaliyetler de biyolojik çeşitliğin azalmasında önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın gündeminde yer alan iklim krizi ise önümüzdeki 10 yıllarda sadece tarımsal üretimi değil, insanoğlunun tüm yaşamını tehdit ediyor. Tarım sektörü bir taraftan iklim değişikliğini körükleyen önemli bir sera gazı kaynağı durumundayken aynı zamanda iklim değişikliğinden en fazla etkilenen alanlardan birisi durumunda. Dünyadaki toplam sera gazı emisyonlarının %24'ü tarım ve ormancılık kaynaklı. Bu nedenle tarımsal üretim süreçlerinin gelecekte çok daha doğa dostu olması zorunlu görünüyor. Son yıllarda etkisini hepimizin hissettiği
İklim değişikliğinin neden olduğu aşırı hava olayları ise kısa vadede verim kayıplarına, uzun vadede ise üretim desenlerinin değişmesine neden olacak. Bu durumda tarımsal piyasalarda istikrarsızlık yaşanmasına, fiyat hareketlerinde keskin iniş çıkışların olmasına, tarım ve gıda ürünleri ticarete de çok daha korumacı politikalar izlenmesine sebebiyet verecek. Kıymetli dostlar, dünyanın karşı karşıya olduğu tüm bu zorluklar, tarım ve gıda politikalarının yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor. 1950'li yıllardan sonra doğayı tahrip eden ve sınırları zorlayan üretim süreçleri, 2000'li yıllardan sonra tüketim çılgınlığı ve israf alışkanlığı ile yolumuza devam edebilmemiz mümkün değil. Bu sadece tarım sektörü için değil, aynı zamanda tüm sosyal ve ekonomik faaliyetler için de böyle. İçinde yaşadığımız bu muazzam ekosistem ve bereketli toprak ana 12 bin yıl önce olduğu gibi bugün ve gelecekte de insanoğlunu besleyebilecektir. Yeter ki bizler üretim ve yaşam şekillerimiz ile ona meydan okumayalım. Dünyanın bugün gündeminde olan tüm tartışmalarda yeni üretim ve tüketim süreçlerinin keskin dönüşümün ayak izleri olduğunu düşünüyorum. Yeşil bir gelecek için şimdi ana temasıyla düzenlenen Ege Ekonomik Forumu'nda büyük dönüşüme katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle beşincisi düzenlenen bu güzel organizasyon için başta Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı ve Özgencil Grup olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın İşin Su Kestaneli'ye çok teşekkür ediyoruz Zeynep katkılarından dolayı. Bir bitireceğim. Borsamızın sponsorluğunda gerçekleştirilen 12 bin yıl önce tarım ile dönüşen Dünya Nasıl Beslenecek isimli bu oturuma konuk konuşmacı olarak katılan fütürist ve stratejist Sayın Christophe Pelletier'e, oturum konuşmacılarımız çok değerli Sayın Neptün Soyer, Sayın Nevzat Birişik, Sayın Birol Celep ve Sayın Güven Eken'e ve moderatörümüz Sayın Ali Ekber Yıldırım'a da şükranlarımı sunuyorum. Tekrar teşekkür ediyoruz Sayın Kestel yayına katkıdan dolayı. Sözü konu konuşmacımız Sayın Christophe Pelletier'e bırakmadan önce kendisi ve çalışmalarıyla ilgili kısaca bir bilgi aktarmak isterim sizlere. Sayın Pelletier, küresel gıda ve tarım üzerine fütürist ve stratejist. Evet. Gıda ve çiftçiliğin geleceği, artan dünya nüfusunu nasıl besleyeceği hakkında iki kitap ve sayısı 200 üzerinde olan makale yazdı. 2010 yılında yayınlanan ve Türkçe olarak Gelecek Hasatlar, Sonraki Tarım Devrimi anlamına gelen Future Harvest, The Next Agricultural Revolution kitabında gelecekteki gıda üretiminin 2050 ufkunda talebi karşılayıp karşılayamayacağı ve nasıl karşılayabileceği araştırılıyor. İnsan doğası, liderlik ve artan nüfusu besleme üzerine düşüncelerin yer aldığı We Will Reap What We Sow, yani ektiğimizi biçeceğiz adlı kitabı 2012'de yayınlanmış. Liderliğin tüketici davranışlarını, üretim ve tedarik sistemlerini daha iyi veya daha kötü yönde nasıl etkileyebileceğini araştırıyor. Danışmanlık yaptığı kuruluşlara stratejik öngörü ve gelecek senaryoları konusunda tavsiyelerde bulunan Pelletier, bugün Kanada'dan Ege Ekonomik Forum'un konuğu olarak bizlerle olacak. Şimdi Sayın Pelletier'i yayına davet ediyor ve sözü kendisine bırakıyor. Günaydın. Good morning. Günaydın herkese. İsmim Christophe Pelletier. Bağımsız bir fütürist ve stratejist olarak yaklaşık 12,5 yıldır gıda ve tarım alanında çalışıyorum. Bundan önce Hollanda tarım firmalarında çalıştım ve kalite güvencesi, satış, pazarlama, planlama, lojistik gibi konularda üst düzey yöneticilik yaptım. Aslında bu uluslararası kariyerimde 4 kıtada birçok ülkede çiftçiler, gıda işleyicileri, toptancılar, perakendeciler ve gıda hizmeti şirketleriyle çalıştım. Bugün de size ne gibi değişikliklerin geldiğini ve farklı bir geleceğe uyum sağlamak için nelerin gerekli olduğunu hızlıca anlatacağım. Tarımın başlangıcından bu yana elbette çok yol kat ettik. Yüzyıllar boyunca
tasarım hem bölge düzeyinde yerel ve kapalı sistemlerde çalıştı hem de bölgeleri de aştı. Ama sanayileşmenin gelişmesiyle birlikte sadece tarımda değil aslında birçok yerde farklı sorunlar görmeye başladık. Bir yandan doğal kaynakları tükettik, bir yandan da atık yığınları oluşturduk. Döngüsel sistemden lineer sisteme geçtik. Fakat lineer sistemin uzun vadeli etkilerine ve maliyetlerine hiç bakmadık. Bu dışsallıkları hiçbir zaman üretim maliyetlerine dahil etmedik. Böylece aslında atık tüketim toplumumuzun kabul edilen bir parçası haline geldi ve gerçekten çok fazla israf ediyoruz. Tarım söz konusu olduğunda düzenli olarak geri gelen sayı üretilen gıdanın %30 ila %40'ının hiçbir zaman yenmediğinden kaynaklanıyor. Bu yüzden böyle bir israftan söz ediyoruz ve gıda israfının sorunu elbette iki yönlü. Gelişmiş ülkelerde tüketici, perakendeci ve restoran düzeyinde davranışsal ve örgütsel bir sorun. Gelişmekte olan ülkelerde de ya tarlada çürüyen gıdalar, yetersiz depolama ya da lojistik nedeniyle hasat sonrası. Yani en nihayetinde altyapı ve para sorunu. Nedeni ne olursa olsun gıda israfı sadece gıda ile ilgili değil. Su, enerji, para, üretim, taşıma, işleme, satmak için kullanılan araziyle de ilgilidir. Tüketiciler için gıda bütçelerinin üçte birini çöpe atmak demek bu. Bütçesinin %12'sini yiyeceğe harcayan bir hane için bütçesinin %4'ünü gönüllü olarak çöp kutusuna atıyor demek aslında bu. Bu oldukça manasız elbet, öyle değil mi? Tek başına israf edilen gıdanın toplam fiyat etiketi dünya çapında yaklaşık 1 trilyon Amerikan doları tutarında. Ama paranın da ötesinde bir de şöyle bir nokta var. Dünyanın ekilebilir arazisinin üçte biri yaklaşık 10 milyon kilometrekare. Bu Rusya'nın %60'ı kadar, Kanada ve Sahra bölgesi kadar, Amerika, Çin ve Brezilya'dan biraz daha büyük, Avrupa Birliği'nin 2,5 katı ve Hindistan'ın da 3 katı büyüklüğünde. Atık nedeniyle üretime daha fazla alan ayırmamız gerekiyor. Bu nedenle dolaylı olarak gıda atıkları da önemli bir ormansızlaşma kaynağı oluşturuyor. Şimdi dünyanın üçte birine bakarsak 2.6 milyar insandan bahsediyoruz. Neredeyse Çin ve Hindistan'ın toplam nüfusu ve Afrika'nın nüfusunun da iki katından fazla. Gıda israfını çözmekten başka nerede gıda ve tarımda iyileştirme için 130'luk yerimiz var? Bu sadece davranışsal, organizasyonel ve altyapı yatırımı konusu. Yani bu aslında roket bilimi değil. Tek gereken para ve disiplin. Şu anda biliyorsunuz insanlar COP26'da toplanmış durumda. İddia ettiklerinin aksine söz konusu olan gezegen değil, toprak, su, organik madde, iklim ve tabii ki yaşam olan biyosfer. Tek bir gıda üretim sistemi yoktur. Çok çeşitli üretim sistemleri vardır ve eşit derecede kirletmezler. Dünyanın farklı bölgeleri arasında büyük farklılıklar vardır. Belirli bir sistem içinde bile farklı çiftçilerin farklı üretim ve çevre performansları ve etkileri vardır. Bu sebeple bizim daha hedefli bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Doğru yol, farklı durumlara bakmak ve yenilikler ve bilgi transferi yoluyla oyun alanını yükseltmek ve üreticilerin gelişmesine yardımcı olmaktır. Çiftçilerin başarılı olmasına yardımcı olmak için daha fazlasını yapmalıyız. Özellikle de daha fazla desteğe ihtiyaçları var. Bilhassa da yeni teknolojilerin devreye girmesiyle çok daha fazla desteğe ihtiyaçları var. Potansiyelin de büyük olduğunu söylemek mümkün. Tarımın modernizasyonundan önceki dönemde önce hayvanlarla, sonra makinelerle kas eklemekle belki de ilgiliydi her şey. Kelimenin tam anlamıyla ya da mecazi olarak belki beygir gücü eklemekle ilgiliydi. Gıda ve tarımın mevcut dönüşümü belki bir sinir sistemi ve sinaps eklemekle ilgili artık. Çünkü biliyoruz artık dronlar var, uydu görüntüleme, robotik, sürücüsüz araçlar, sensörler, yapay zeka, veri toplama, bunların hepsi çiftçinin duyularının ve beyninin uzantılarıdır. Ancak insan kapasitesinin çok çok ötesindedir. Hassas tarımın prensibi doğru zamanda, doğru yerde doğru eylemi yapmaktır. Bu aslında tüm dünyaya en iyisini sunacaktır. Çok katı minimum girdileri kullanarak en yüksek verimi üretmeye yardımcı olur. Gübre ve pestisit kullanımını azaltmaya yardımcı olur. Enerji miktarını azaltmaya yardımcı olur. Dolayısıyla da sera gazlarını azaltır ve su kullanımının da azaltılmasına yardımcı olur. Bu teknolojiler tek başına üretimin ötesine geçer. Ayrıca çevrenin izlenmesine ve çevre üzerindeki olası etkilerin hemen tespit edilmesine yardımcı olabilirler.
Yeni teknolojilerin uygulanmasındaki ana sorun elbette maliyetler. Yeni teknolojiler ve bu özel tarım, hassasiyet gerektiren tarım, kişiselleştirilmiş tarım israfı ele almak için ideal araçlardır. Çünkü atık ve verimlilik aynı madalyonun iki yüzüdür. İsrafı azalttığımızda aynı çıktığı için daha az girdiğe ihtiyacımız olduğundan daha verimli oluruz. Bana göre verimden ödün vermek için hiçbir neden yok. Herkes aynı fikirde olmayabilir. Amerika gelecekteki dünya talebini karşılamak için verimliliği artırma ve daha fazlasını üretme çizgisinde mesela. Avrupa Birliği yepyeni tarlalarda, daha yeni tarladan sofraya politikalarıyla, çiftlikten sofraya politikasıyla sera gazlarını azaltmanın yolu olarak üretimi azaltmayı tercih ediyor gibi görünüyor ama kişisel olarak Avrupa Birliği'nin seçimi beni çok şaşırttı. Avrupa Birliği bazı ülkelerin en üstte yer aldığı yüksek verimli bir tarıma sahip ve karbon ayak izi dünyanın diğer birçok bölgesine kıyasla nispeten düşük. Aslında diğer tüm bölgeler gibi Avrupa Birliği'nin de girdi kullanımını azaltması gerekiyor ama bence Avrupa Birliği'nin tarım sorunu bir karbon ayak izi sorunu değil. Burada asıl önemli olan şey dengeyi kurabilmek, yoğun hayvan çiftliklerinin yoğunluğunun azaltılması, hayvancılık ve mahsullerinin yeniden dengelenmesi gerekiyor. Bunun için de en başta bahsettiğimiz o döngülerin kullanılması lazım. Gelecek verilen hasarı onarmakla ilgili olacak. Niceliksel büyümeyle ilgili her zaman daha fazla olması, tüketim ekonomisinin niteliksel büyümeye veya her zaman yeterli üzerine odaklanan bir bakım ekonomisiyle değiştirmek zorunda kalacağız. Yani bu tüketim ekonomisini bakım ekonomisiyle değiştirmemiz gerekecek. Her zaman daha fazla yerine her zaman yeterli üzerine odaklanmamız gerekecek. Artık bu loop dediğimiz bu döngüleri kapatmak bir anlamda da aslında hem finansal hem de biyosferle ilgili iklimi hafifletirken sağlıkları da dahil edip toprağı, suyu, organik maddeleri korumak ve her şeyi yenilemekle ilgili. Bu ekonomik denklemi değiştirmek anlamına geliyor. Ekonomide üç tane bileşen görüyoruz elbette. Kaynaklar, emek ve sermaye. Bu ekonomik denklemin yanında piyasalar fiyatları arz ve talep yoluyla belirliyor. Hem ekonomik denklemin hem de piyasaların matematiği oyunun kurallarını ödüller ve cezalar yoluyla belirleyebilir. Yani belki de burada çeşitli hükümetlerin daha fazla paraya ihtiyacı olduğu için bazı ürün kategorilerine ve üretim sistemlerine vergi uygulaması. Benim beklediğim değişikliklerden biri bu. Tüketiciler seçimlerini yapmak için çok daha fazla uyarana maruz kalsalar da bir dereceye kadar elbette tüketicilerin seçimleri de bu vergilerden ve uygulamalardan etkilenecektir. Yeni kurallar koymak dışsallıkları değiştireceği için sonuçları da elbette uzun vadede hepimizi etkileyecek. Aynı zamanda bir de büyük resme de bakmak gerekiyor. İklim değişikliği gıda dünya haritasını etkileyecek. Bazı bölgeler bugün ürettiklerini üretmeye devam edemeyecek. Farklı mahsuller ve bunların kombinasyonları için seçim yapmak zorunda kalacaklar. Diğer bölgelerde belki bu uygulamalar daha kolay işe koşulabilir. Su mevcudiyeti aynı zamanda gelecekteki gıda haritası için çok önemli bir faktör. Ve stratejiler çok çok önemli. Aynı zamanda yeni bir yapıya ihtiyacımız var. Burada farklı farklı ürün sistemleri. It can be the development of plants that use fertilizer. Üretim sistemleri kullanılabilir ve bununla beraber bir farklı irigasyon sulama sistemleri kullanılabilir ve yine üretim sistemlerinde de biraz daha evotranspirasyonu azaltan üretim sistemlerine ihtiyacımız var. Ve bir de tabii ki deniz suyunun tuzdan arındırılması da önem taşıyacaktır. Çözümlerin listesi burada çok uzun ancak dünya gıda haritasının yeniden dağıtılması alanın çok ötesinde. Çözüm stratejileri uzun ve aslında bütün jeopolitikleri de değiştirecek. Bütün ülkeler yeni şeyler yapmak zorunda. Dolayısıyla ortaklıklar ve yeni çalışma biçimleri son derece önemli gıda güvenliği için. Diğer tarafından da gıda güvenliği ve aynı zamanda kendi kendini yetme son derece mühim konular. Bütün ülkelerin her şeyin üretmesini
tabii ki yapması mümkün değil. Dolayısıyla eksen bir takım şartlar var. Dolayısıyla seçimler yapılması gerekiyor. O yüzden de ticareti sadece gıda güvenliği için değil ama aynı zamanda da burada iklim değişikliğinin etkisini hafifletmek için önemli olacaktır. And did not include the externalities. True sustainability means closing the loops and including these externalities. Burada sürdürülebilirlik ya da gerçek sürdürülebilirlik, burada bahsettiğimiz o loopları, döngüleri kapatmak ve bu dışsallıkları dahil etmek anlamına geliyor. Gelecekte konsept sürdürülebilir bir şekilde üretmenin en ucuz olduğu yerde üretmeye dönüşmelidir. Bu hem verimliliği artıracak, hem maliyetleri etkileyecek, hem de fiyatları etkileyecektir. Ve her zaman olduğu gibi fiyatlar arttığında alternatifler ve aynı zamanda bir anlamda farklı fırsatlar da karşımıza çıkacak. Bir örnek olarak kentsel tarım için her türlü projeden söz edebiliriz. Dünyada üretilen tüm gıdanın %20'sinin kentsel alanlarda üretildiği tahmin edilmektedir bu arada. Gıda üretiminin yanında sosyal bir işlevi de vardır ve iklim değişikliğinin bazı etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Soru genellikle kentsel tarımın nasıl organize edileceğini bulmaktır. Burada çeşitli topluluk mahallelerde bahçeler olabilir, insanlar balkonlarını yiyecek yetiştirmek için kullanabilir ya da eski binalar çiftliğe dönüştürülebilir. Şehirlerde çatı yüzeyleri çok büyüktür. Yine çatılar bahçe kurmak için ideal bir yer olarak düşünülebilir. Bir de bazı süpermarketler çatılarında domates, marul, çilek gibi çabuk bozan ürünleri yetiştiriyor ve mağazalarını ziyaret eden tüketicilere günlük satabiliyorlar. Tüketici tarafında da çok fazla aktivite var. Bunlar da örnek olarak verilebilir. Tedarikçiler doğru ya da değil, yeşil iddialarına sahip ürünler sunabiliyorlar piyasada. Çeşitli gıda gruplarının etkileri hakkında bilgi kampanyaları ve bir de yanlış bilgi, belki de dezenformasyonlar var. Protein de bilhassa bu alanlardan biri ve hayvancılıkla alternatifler arasında protein ihtiyacını karşılama mücadelesi sürmekte. Yani tüketiciler ne istiyor? Burada önemli olan şey bu. Yiyeceklerin elbette ulaşılabilir, uygun fiyatlı ve güvenli olmasını istiyorlar ve doğal olmasını istiyorlar, yapay istemiyorlar. Sağlıklı yiyecekler istiyorlar, obezite, diyabetin yükselişi de bu talebi güçlendiriyor. İklim değişikliği nedeniyle yine tüketiciler hangi ürünleri sorumlu gördükleri veya hangilerinin çevreye zararlı gördükleri konusunda daha bilinçli, anlayışlı hale geldi ya da en azından böyle olmaya çalışıyorlar. Üretim yöntemleri giderek daha fazla önem kazanacak ve buna iyi bir örnek de hayvan refahına yönelik artan endişeler. Bir diğer güçlü eğilim de aynı zamanda bazen belki de nostaljiye artık kök salmış belirsiz bir terim olan endüstriyel olmaması, gıdanın endüstriyel olmaması en azından öyle algılanmaması. Tüketicilerin aradığı alanlar elbette değer sunması. Değer yeni bir şey değil bizler için ama daha karmaşık hale geliyor gitgide. Ego dememek, statü dememek, algı ve psikolojiye dayanıyor. Değer dediğimiz zaman bu biraz daha insanlara hitap edebiliyor ve değerler sosyal medyanın varlığıyla giderek daha da insanlar tarafından görünür hale geldi. Tüketiciler değerleriyle uyumlu tedarikçilerden satın alma eğilimindeler. Gıda üreticilerinin toplumdaki ve çevredeki rolleri hakkındaki görüşlerini öğrenmeye hevesli artık tüketiciler. Bir gıda üreticisi için bu zor olabilir. Çünkü çoğu zaman tüketicinin değerlerine aykırı olan tek bir kelime veya mesaj alır ve satın almayı bırakmaya karar verebilir tüketici. Bazen böyle bir yapıda, böyle örneklerde görebiliyoruz. Sosyal medya insanları daha hassas, alıngın hale getirdi. Ve sosyal medyada bazen kötü tanıtımlar çok ateş gibi hızla yayılabiliyor. Bu gıda üreticilerinin çok dikkatli olması gereken bir nokta. Sosyal medya sizi bir kalp atışında yakalayabilir ve tek yine o hızda tekrar sizi belki de tüketicilerin bırakmasına sebep olabilir. Şeffaflık bu anlamda çok önemli. Çoğu tedarikçi tüketicilere her türlü bilgiyi sağladığını söylüyor. Ancak bu çok çok zor bir görev ve bunun doğru yaklaşımı olup olmadığı da belki düşünülebilir. Kabul edelim, çok az tüketici satın aldıkları ürünün geçmişi hakkında başından sonuna kadar her şeyi bilmek istiyor. Şeffaflık güvenle ilgili olduğu kadar bilgiyle de ilgili. Ürünü satın alırken kendilerini güvende hissetmek için ürün hakkında ve üretici hakkında
tüketiciler yeterince bilgi sahibi olmak istiyorlar. Yani burada yine gıda üreticisinin yapmak zorunda olduğu şey özgürlük içinde her şeyi açık bir şekilde şeffaf bir pencerenin ardında sunmak ama biri tabii ki izlenebilirlik. İzlenebilirlik de belki şeffaflığın akrabası kuzenidir diyebiliriz. Proaktif bir araç olmalı ama izlenebilirlik. Yani belki de söylediğimiz gibi bu yeni teknolojiler sinir sistemi olan bu az önce bahsettiğimiz yine tırnak içinde söyleyelim. Herhangi bir sapmayı işaretleme ve üretim hattını hemen durdurma yeteneğine sahip. Gerçek zamanlı olarak her türlü kontrole izin vererek aslında insanların süreçleri izlenebilirliğine, şeffaflığına yardımcı olabilir. Kalite sorunları da oldukça önemli. Bunlar da müşteriye daha rahat iletilebilir. Ama bizim bunlar için bir proaktif sisteme ihtiyacımız var ve elbette bu bizi birçok sıkıntımızı ortadan kaldıracak ve de çok fazla tasarruf sağlayacaktır. Ancak biliyoruz ki teknolojiler iyileşiyor. İleride bir de insanların beslenmelerine yardımcı olacak teknolojileri de güçlendirmek lazım. Yani üreticinin ahlaki görevi müşterisine iyi bakmak olmalı. Bu alanda tüketicilerin de daha fazla satın almasıyla ilgili belki pazarlama odaklı bir iş çağındayız. Nicelikten niteliğe değişmesi gerekecek. Ve gerçekten verilen sözlerin tutulması gerekecek önümüzdeki dönemlerde. Sosyal medyanın bir avantajı asılsız iddialarda bulunanları ve yalan vaatlerde bulunanları ifşa edecek olmasıdır. Tüketici bilgileri tedarikçiler için belki de başka bir cephe olacak. Nutri-Score gibi bir sistem giderek daha fazla eleştiri alıyor mesela ama görünüşe göre bir pazarlama aracı haline geldi ve artık gerçek bir beslenme aracı değil. Düzeltilmezse de her zaman tüketicileri aldatmaya çalıştığı hissini geliştirecek. Peki geleceğin kazananları hangi segmentler olacak? Daha önce de söylediğim gibi kaliteli, temiz, sağlıklı, otantik gibi noktalar çok işe yarayacak. Türklerin nostalji ve geleneğe dayanan yemek ve tarifler büyük bir potansiyele sahip olacak. Özellikle de niş, kaliteli spesyalitenin bir mozaiğe dönüştüğünü gördüğüm olgun pazarlar için geçerli. Tabii ki herkes zengin olmadığı için düşük maliyetli temel gıda için de elbette bir talep olacak ama sağlık ve etik konularda artan standartlar yine büyük bir pazar oluşturacak. Son birkaç yılda belki de en tartışmalı savaş alanı protein oldu bildiğiniz gibi. Hayvancılıkla çok büyük mücadeleler var. Hayvancılık sektörü mücadele ediyor. Birçok yatırımcı teknoloji protein alternatiflerine doğru akın ettiriyor yatırımcılar paralarını. Bitki bazlı mesela taklit edilen et ve deniz ürünleri çok fazla tanıtım aldı. Çok fazla pazarlaması yapılıyor. Her yerde tanıtılmaya çalışılıyor. Segmentin büyümek için yeri var ama hayvancılığın yerini alamayacak. Borsalardaki performansı zayıf. Tüketicilerin ihtiyaçlarını et taklitleri yerine sağlıklı ürünlerle karşılamak çok daha mantıklı benim için. Şu anda et üzerinde belki evet bir stigma var, damgalama var. Ama bir sonraki belki de şeytanlaştırılacak, damgalanacak, stigma sunulacak olan kategori aşırı işlenmiş gıdalar olacak bence. Ve büyük bir pazar da burada karşımıza çıkacak. Çünkü bir de şu var, yatırımcılar hala adını bulmakta zorlanan bir ürün olan laboratuvar eti olarak adlandırılan ürüne de geçiş yaptılar. Burada da rekabetçi olduklarını söyleyenler var ama hala net değil bu gerçekten ortaya çıkacak mı, başarılı olacak mı bilmiyoruz. Diğer başka alternatif protein sektörler var, spesifik protein üretmek için çeşitli bakterilerin kullanımını içeriyor. Ama yani bir de böcekler var tabii ki, çok fazla onun da tanıtımı pazarlaması yapılıyor ama başarının gerçekleşmesi bence çok yavaş. Burada fiyat ayrı bir sorun. Diğer tüm alternatif proteinler gibi hayvansal ürünlerle fiyat rekabeti içinde değiller. O yüzden aslında böcek üreticileri onu Batı ülkelerinin pazarına sokmaya çalışıyor ama Batı onun için doğru bir yer değil. Hani orada insanlar bunu yemek istemiyorlar. Batılılar yumuşak ve daha gerçekten et gibi proteini seviyorlar. O yüzden belki de ıstakoz ve karides rağbet görüyor. Tabii bir de biliyoruz ki alternatif proteine Bill Gates'in yapmış olduğu çeşitli yatırımlar, Bill Gates'in artık inek sütü üreticisine yatırım yapması da ayrı bir gerçek. Yani alternatif protein yatırımcısı olan ve ileride belki de alternatif etin olmayacağına inanan Bill Gates'in söylediğimiz gibi inek sütüne yatırım yapması, metan emisyonlarını azaltmak için yeni teknolojilerin kullanıldığı çiftliklerden elde edilen süte yatırım yapılıyor. Yani kendisi pragmatik ve yoluna devam ediyor. Diğerleri de onu zaten
takip edecek, bunu sürdürecek. Hayvansal ürünler söz konusu olduğunda da elbette tüketimin daha da arttığını göreceğiz. 10 milyarlık bir nüfusu beslemek çok büyük bir zorluk. Üretme ve tüketme şeklinde değişiklikler gerektirecek. Ama benim asıl endişem konuşmanın giderek daha da kutuplaşmış ve hoşgörüsüz hale gelmesi. Karşıt sistemler ve bakış açılarını dinlemek yerine farklı şekilde tepkiler veriyoruz. Bizim yeterince dinlememiz ve düşünmemiz gerekiyor. Hiçbir şey siyah ya da beyaz değil. Herkese uyan tek bir çözüm yok. Değişmek zorunda kalmamamız için sorunları çözecek tek bir anahtar çözüm yok. Bunun yerine sorunların farklı farklı çözümlerini bir araya getirmemiz gerekiyor. Bazıları teknolojik olacak çözümlerin ama teknoloji biz onu ne kadar iyi kullanırsak o kadar iyi olacak. Teknoloji sadece finansal ya da teknolojiyle ilgili değil, inovasyon da sadece yenilikle ilgili değil. Asıl önemli olan şey bizim düşünme şeklimiz ve düşünceleri, fikirleri esnek şekilde yansıtmamız. Pragmatizm elbette çok önemli olacak. İşe yarayan her şey iyi olacak bizim için. Bazen ön yargılarımıza ters düşse bile. Deng Xiaoping'in 40 yıl önce Çin'in gidişatını değiştirdiğinde dediğini hatırlarsak, fareleri yakaladığı sürece kedinin beyaz ya da siyah olmasının bir önemi yoktur. Yani tavrımız her şeyi değiştirecek en nihayetinde. Eski bilgeliği yeniden keşfedeceğimizi ve geçmişten gelen birçok çözümün hala hazırda olduğu gibi modern bir şekilde geleceğini umuyorum ben. Para da bir fark yaratacak. Etrafta çok da var. Tek gereken biraz bence çaba. Başarılı olmak ayrıca alçak gönüllülük ve işbirliği de gerektiriyor. Kimse her şeyi bilemez. Ve hiç kimse tüm sorunları kendi başına çözemez. Olumlu ve yapıcı bir diyaloğa girmek, konuşmayı daha steril bir kazan kaybet tartışmasından bir belki de kazan kazan vizyonuna dönüştürecek olan asıl nokta. Gıda ve çiftliğin geleceği hakkındaki düşüncelerimi ve görüşlerimi bu arada web sitesindeki blogumdan ve kitaplarından okuyabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum dikkatiniz için ve hepinize çok verimli bir oturum diliyorum. Çok teşekkürler. Sayın Christoph Pelletier'e biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, tekrar hatırlatmak isterim. Oturum süresince EF2021 hashtagini kullanarak bize yorum ve sorularınızı yollayabilirsiniz. İzlemekte olduğunuz Dünya Gazetesi YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter kanalları üzerinden ve Ege Ekonomik Forum YouTube kanalı üzerinden yazdığınız soru ve yorumlar değerli konuşmacılarımız ve moderatörlerimizle buluşuyor olacak. Soru ve yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi İzmir Ticaret Borsası oturum sponsorluğunda gerçekleşen 12 bin yıl önce tarımla dönüşen dünya nasıl beslenecek oturumu için oturum moderatörü Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Sayın Ali Ekber Yıldırım'ı ve değerli konuşmacılarımız TAGEM Genel Müdürü Sayın Doktor Nevzat Birişi'yi, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Birol Celebi, İzdoğa AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Güven Ekeni ve İzmir Köy Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Neptün Soyer'i yayına davet ederek sözü kendilerine bırakıyoruz. İyi seyirler dileriz. Ebru Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ege Ekonomik Forumu'nun 5. yılında, 5. oturumunda 5 konuşmacı olarak karşınızdayız. Biraz 5 üzerine çok baskı yaptım ama ben bugün tabii 10 Kasım Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83. yılında ben de saygıyla, özlemle anıyorum. Tabii bizim konumuz 12 bin yıl önce tarım ile dönüşen dünya nasıl beslenecek? Gerçekten önemli bir konu. Artan nüfus, biraz önce hem Sayın Işınsu Kesteli'nin konuşmasında hem de konu konuşmacımızın Christoph'un konuşmasında da belirtildiği gibi artan nüfus, iklim değişikliği, kuraklık, tarımsal üretim alanlarının daralması belli bölgelerde, su sorunu çok önemli, kuraklık dediğim gibi önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Açlık, gıdaya erişim, dünyanın temel sorunlarından birisi beslenme ve gıda fiyatları son dönemde, son 10 yılın en yüksek gıda fiyatlarıyla karşı karşıyayız. Ve burada da özellikle yoksul kesimlerin gıdaya erişimi ve gıdayı almaları ciddi bir sorun haline geldi. Tabii bütün bunların üzerine bir de koronavirüs pandemisiyle birlikte sorunlar katlanarak arttı ve aslında dünyada tarımsal üretimde çok büyük bir
üretimde bir düşüş olmamasına rağmen fiyatların bu kadar yükselmesi, özellikle üretici ülkelerin bu ürünleri ellerinde tutması ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Yine ihracatla ilgili, dış ticaretle ilgili navlun, işte taşıma maliyetleri gibi çok önemli sorunlar var. Yakın zamanda, yaklaşık bir ay önce Almanya'da dünyanın en büyük gıda fuarı Anuga fuarındaydım. Orada da konu başlığı, yani fuarın ana teması dönüşüm. Bir dönüşüm arzusu var. Biraz önce Sayın Christoph'un da söylediği gibi aslında bir yandan teknolojiye doğru bir dönüşüm var. Yani teknolojiyi kullanma var ama bir yandan da öze bir dönüş var. Her ülke yine kendi özüne dönerek kendi topraklarında yetişen ürünleri ön plana çıkarma, gıda konusunda yeni yeni çalışmalar yapılması, mesela vegan ürünler benim en çok dikkatimi çeken, dondurulmuş ürünler, yani artık tek tip beslenme yerine gerçekten daha fazla ve her ülkenin öne çıkarabileceği gıda ürünlerini kendi hikayesiyle, kendi kültürüyle bunu öne çıkararak dünyaya sunma çabasını görüyoruz. Tabii bütün bu konuları saatlerce her birini konuşabiliriz ama bize verilen süre en azından panel bölümünde yaklaşık bir saatlik bir süre var. Bizden sonra böyle hemen başlayan bir oturum olmadığı için oraya biraz sarkabiliriz, biraz uzatabiliriz. Ama ben burada dört konuşmacımız var ve bir saat içerisinde hani 12 ile 15 dakika arasında her konuşmacımız kendi alanı ile ilgili bilgileri ve benim soracağım soruları yanıtlarlarsa bu paneli siz izleyenlere de bilgilendirici olması dileğiyle tamamlamış oluruz. Ben ilk sözü İzmir Köy Kop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Neptün Soyer'e vermek istiyorum. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi yani burada özellikle küçük üreticilik, yani gıdaya gıdanın üretilmesine de erişilmesinde de küçük üreticiliğin, kooperatifçiliğin çok daha öne çıktığını görüyoruz. Üretimde, beslenmede küçük üreticiliğin, kooperatifçiliğin rolü ne olabilir? Açlığa çare için kooperatifçilik bir model olabilir mi? Bu soruyla ben başlamak istiyorum. Neptün Hanım, buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Ben alfabetik sırayla gideceğiz diye biraz böyle rahat rahat şey yaptım ama öğrenciler gibi böyle bir heyecanlandım. Çok teşekkür ederim. Evet, bugün Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bir anma günüydü. Çok duyguluydum da sabah. Ona çalışarak bugün minnetimi ve özlemimi aktarıyorum. Ege Ekonomik Forum'da bu daveti bize veren ve katkı koyan herkese de şimdiden baştan teşekkür etmek istiyorum. Başlık da çok hoşuma gitti açıkçası. Böyle bir oturumda olduğum için de mutluyum. Çünkü dünyayı nasıl besleyeceğimizi konuşacağız. Yani genellikle her şeyin odağına insanı koyan insan biraz aklımız başımıza gelmiş diye düşünüyorum. Dünyayla ilgili bir sorunumuz, yani dünyayı düşünmeliyiz insandan önce, kendimizden önce. Çünkü dünyanın varlığını devam ettirebilmenin yolu yok olmakta olan doğanın ta kendisidir. İklim krizi, Akdeniz'de kuraklığı, başka bölgelerde de selleri arttırırken artık doğanın sahibi değil, doğanın bir parçası olduğumuzu anlayarak doğayla uyumlu üretim stratejileri geliştirmek mecburiyetindeyiz. Dünya 12 bin yıl önce keşfettiği tarım ve yerleşik hayatla, aksi takdirde bunları yerine getirmezsek, insanın açlığı, yoksulluğu ve sefaletiyle sona erebilir. Kuraklıkla mücadele için ürün desenini planlamalıyız, su tüketiminde tasarruf yapmalıyız ve coğrafyamızı tekrar anlamalıyız. Üretimden tüketime birçok alanda değişiklikler yapılmalı. Tarım ürünleri beslenmede çok önemli ama bir yandan da şunu unutmamalıyız ki su tüketiminin çok büyük bir kesimini de %70'e varanını yaptığımız yanlış yöntemlerle de suyu tüketmekteyiz. Hepimize yetecek gıda üretebilmek için
çiftçiler, bilim insanları, işletmeler, hükümetler ve devletler ortak çalışmak zorundalar. Yani biz sadece Türkiye'deki sorunu düşünerek dünyayı kurtarmak gibi, beslemek gibi bir sonuca varamayız. Geçen hafta Glasgow'da konuşulanların takip ettiğimiz kadarıyla da sonuçta dünyanın ortak hareket etmesiyle, bütün ülkelerin ortak hareket etmesiyle bir sonuca varılabileceği kanaatinde olundu. İnsanlığı besleyen yüz milyonlarca köylü, küçük ölçeklerde üretim yapan çiftçiler ve küresel gıdanın %50'sinden fazlasını üretenler. Yani gıda egemenliğimizi sağlayan o küçücük köylerdeki üreticiler, yerel atalık tohumlara hala sahip çıkan o küçük üreticiler ve köylüler. Onların haklarını da savunmalıyız. Bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinde bulunan kıyılarda ve tatlı sularda küçük ölçekli balıkçılar, yaylacı ve göçebe topluluk üyelerinin tümünü korumalı, rekabet değil, dayanışma içinde olmalıyız. İnsanlığın aslında dünyaya karşı bir tehdit olduğunun farkındayız. Yani biz bir tehdit oluşturuyoruz. Dolayısıyla biyoçeşitliliğimizi korumalı, su tüketimini azaltmalı, karbondioksit emisyonlarını sıfırlamalıyız. Tarımda büyük ölçekli üretimlerden önce besin değeri yüksek ve çok çeşitli mahsul üretmek için odaklanmalıyız. Herkese yeten sürdürülebilir sağlıklı gıda için üretim kadar beslenme düzenimizde de bir değişiklikliğe, belki de eskiden ne yapıyorsak yeniden onları keşfetmek zorundayız. Tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmek durumundayız. Türkiye'de her gün 10 milyon ekmek, sadece ekmekten bahsediyorum, çöpe gidiyor. Bu ekmek demek, buğday demek, toprak demek, emek demek, su demek. Dolayısıyla tarımın bizler için ne kadar önemli olduğu sadece beslenmekle değil, bizim tarımı uygularken doğayla ne kadar uyumlu olup olmadığımıza bakmamız lazım. O yüzden de başta söylediğim gibi insanlığı besleyen yüz milyonlarca köylü, küçük ölçeklerde üretim yapan çiftçiler var. Küresel gıdanın %50'sinden fazlasını üreten bu köylülerin yaşadıkları yerlerin önce köy olarak korunmasına dikkat etmeli ülkelerin yöneticileri, karar vericileri. Ve bu küçük üreticinin 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün İktisat Kongresi'nde İzmir'de söylediği gibi küçük küçük üreticilerin bir araya gelerek örgütlenmesine devletin en büyük desteği vermesi gerekir. Çünkü toprağın sahibi onlar. İzmir'deki kooperatifçiliğin hala birçok ile, birçok bölgeye nazaran devam edebilmesinin de marifeti aslında bu dayanışmayı sürdürüyor olması. İzmir Köy Kop Birliği'nin kurucu ortaklarından büyüğümüz Mustafa Başar, Ödemiş Bademli Kooperatifi'nin başkanıdır. Kendisi hala bize başkanlık, onursal başkanlık ettiğini söyleyebilirim. İki sene önce yaptığımız bir belgeselde, Birlik Kooperatif İzmir Köy Kop Birliği'nin belgeselinde açılışında bir 2-3 dakikalık kooperatifçiliği 1960'larda, 50'lerde İzmir'de bu döneme kadar taşımalarının nasıl temellerini attığını, nasıl köklendiğini anlattığı kısa bir videoyla sizlere kooperatifçiliğin tanımını onun ağzından ve ona da saygımı buradan ileterek dinletmek isterim. Videoyu koyabilir miyiz lütfen? Kooperatifin amacı nedir? Üreticileri birleştirip, birleşen üreticilerin ürettikleri ürünleri kaliteli yetiştirelim, kaliteli ürünleri piyasaya sürelim, değerli fiyatlarla alın terinin karşılığını alalım. Bölgemiz çok fakir, komşu ağalar var 4 tane. Bu ağalara her gün
300, 400, 500 kişi çalışmaya gidiyor. Biz niye bir kooperatif kurmuyoruz? Bir kooperatif kuralım da ekonomik sıkıntılarımızı kooperatif faaliyetiyle çözmeye çalışalım. Ana sözleşmeyi hazırladıktan sonra kooperatif faaliyete geçti 1968'de. 9 kooperatif birleştik. Mahmut Öktenoğlu başkan yaptık. Ben başkan yardımcılığını verdiler. Mahmut Öktenoğlu milletvekili olup gittikten sonra ben İzmir Köy Kooperatif Başkanı oldum. İzmir Köy Kooperatif Birliği olarak biz önce ortağımızın ürünü nasıl değerlenecek, nasıl pazarlama yapılacağımız üzerinde çalışmalar yaptık. Kooperatif kurulmazdan önce büyük tüccarların önünde simsarlığa vardı. Üreticiden bu simsarlığı alıyor, büyük tüccarları satıyor. Bu aracı kuruluşlarıyla pazarladığımız ürünleri kooperatif olarak yapmayı başardık. Ortakların ekonomisi güçlendi. Ağaların topraklarını satın almaya gücüne eriştiler. 4 tane ağanın arazilerine olduğu gibi bizim kooperatif ortakları satın aldı. Ağalık düzeni kalktı kooperatifin faaliyetiyle. Hem ailesinin yaşantısı değişti, hem de toplum yapısındaki bireysel güçleri medeniyete ulaştı. Evet, gücümüz köklerimizde, kendi coğrafyamızı tekrar tanımlamamız gerekebilir. Atalarımızın bize bıraktığı mirası tekrardan okumamız gerekebilir. 1923'te Mustafa Kemal Atatürk, İktisat Kongresi'nde Milli Numune Sergisi'nden bahsetmiş. Yani yerli malı kullanmalı diye Milli Numune Sergisi demiş. İzmir'in bu anlamda Türkiye'ye de bir örnek ve yol gösterici olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki kooperatiflerin hala birlik içinde, birbirleriyle dayanışma içinde, rekabet etmeden kendi topraklarındaki verimi arttırarak kendi atalık tohumlarıyla kendi kendini besleyebilecek noktada gücünü köklerinden alarak kooperatifleşmeyi sürdürmesi bence dünyaya da örnek olabilecek. Daha çok üreterek beslenmemizdeki bozuklukları göz ardı ederek çöpe mi atmalıyız, yoksa çok basit bir atasözümüz var, ayağımızı yorganımıza mı göre uzatmalıyız? Ben süre olarak sanırım çok da fazla şey yapmak istemiyorum ama İzmir'deki bir iki cümleyle de onları da anlatmak isterim. 1923'te Mustafa Kemal Atatürk aslında İktisat Kongresi'nde kooperatifleşmenin önemini anlatırken, Milli Numune Sergisi'ne dikkat çekerken, 1915'te aslında Aydın'daki incir müstahsillerini de unutmamamız gerekir. Onlar da ağalığa karşı bir araya gelmiş, güçlenmiş ve tarışı kurmuşlardır. Daha sonrasında 1960'lara geldiğimizde Mahmut Türkmenoğlu sadece İzmir'i örgütlememiş, Türkiye'nin her yerindeki küçük üreticileri örgütleyerek Türkiye'deki tarımın nasıl ilerleyebileceğini, gelişebileceğini göstermiştir. Biz de gücümüzü köklerimizden alarak İzmir'de onların söylediklerine, onların işaret ettiklerine de, çünkü bu hafıza çok önemli. Evet, teknolojiyi kullanabiliriz, evet yeni şeyler söyleyebiliriz ama kendi coğrafyanızın hafızasını, toprağınızın hafızasını, tohumun hafızasını unutarak hiçbir yere varamayacağımızı şu son 2 yılda, aslında iklim krizi yıllardır söylene hani kapıya dayandı diyenlere, 2 senedir görüldü ki kapıdan içeri girdi, yıkıp gerçekten talan etmeye başladı. Dolayısıyla İzmir'deki bu sürdürülebilir tarımın aslında çok üreterek değil, biraz da geçmişi bilgeleyerek yapabileceğimizi görüyoruz. Çok net, evet, hibrit tohumların, işte yerli üretimdeki tohumların veriminin 2 kat olduğunu biliyoruz atalık tohumdan. Ama besleyici değerini, toprağa atalık tohumun ne kadar faydalı olduğunu, daha az suyla üretebileceğimizi, gübre vermeden biz bu ürünleri üretebileceğimizi de deneyimleyebiliyoruz. Bir küçücük kara kılçık tohumuyla 10 sene önce başlamış olan İzmir'deki hareket şu an Türkiye'nin her yerinde
kendini başka atalık tohumlarla devam ettirmeye başladı. Biz kara kılçık tohumuyla bütün dünyayı doyuracağız demedik. Ama şunu söyledik, toprağımızı koruyabileceğiz dedik, suyumuzu koruyabileceğiz dedik ve biz bu kadar çok üreterek, yani iki katın verim alarak çöpe atmadan atalık tohumla bir dilim ekmekle de doyabileceğiz dedik. Geçen sene 8 dönüm kara kılçığı kendi kooperatif arazimizde ektik, hibrit ekseydik, iki katı alacağımızı biliyoruz. Su vermedik, ilaç kullanmadık, gübre vermedik, kendi bulgurumuzu yaptık. Kendimize yeteni kadarını yaptık. Kurda kuşa aşar edik, sadece kendimizi düşünmedik. Etraftaki doğayla uyumlu herkese hakkı kadarını verdik. Süremi sanırım tamamlamış durumdayım. Dediğim gibi beslenirken dünyaya daha fazla zarar vermeden bir araya gelmeli, dayanışma içinde olmalıyız. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Neptün Soyer'e biz de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli konulara değindi. Ben ikinci olarak Sayın Birol Celep, Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkan Yardımcısı, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri Birliği Başkanı. Birol Bey, tabii Ege bölgesi, İzmir'de yaşıyoruz ve bu bölge sadece kendini değil aynı zamanda dünyayı da belli ürünlerde besleyen bir bölge. Türkiye'nin bazı ürünleri bize çok, çok fazla geliyor, onları ihraç ediyoruz. Biz de bir ihracatçı olarak bu pandemi sürecinde özellikle dış ticarette, yani hem ihracatta, ithalatta önemli sıkıntılar da oldu ama benim gözlemlediğim kadarıyla özellikle bazı tarım ürünlerinde Avrupa'nın bile yapamadığı bazı ürünleri biz üretebildik ve ihracatında önemli artışlar sağladık. Ama lojistik maliyetleri, kısıtlamalar, işte kotalar, belli vergiler konuluyor. İşte Türkiye buğday ithal ediyor, %65'ini Rusya'dan alıyoruz. Rusya belli dönemler vergiler koymaya başladı. Bütün bunlara baktığımızda dış ticaret yönüyle, yani sadece kendimize yeterli olmak, kendimizi beslemek elbette ki birinci hedefimiz, birinci amacımız ama bir yandan da ihracat yapıyoruz, döviz girdisi sağlıyoruz. Bu anlamda ihracatçı gözüyle hani toplumu beslemek, dünyayı beslemek konusunda neler söylemek istersiniz? Buyurun. Teşekkür ederim. Sayın İzmir Ticaret Borsası Başkanım, Sayın Moderatörümüz, değerli konuşmacılar, değerli katılımcılar, sayın basın mensupları. Benim birçok şapkam var. Hepiniz mutlaka çok iyi biliyorsunuzdur. Bölgenin altyapısında, yani çiftçi konumundan son nihai tüketiciye ulaşacak olan tüm zincirlerde bugüne kadarki yaklaşık tecrübemi bu kısa zaman süresi içerisinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Ticaret Borsası Başkanımız gayet güzel ifade etti. Neptün Hanım gayet anlaşılır bir dille olayları ifade etti. Ama dünyanın globalleşmesi, değişen iklim koşulları, Sayın Ali Ekber Bey'in konusunda gerçekten Türkiye'de söz sahibi bir gazeteci olduğunun altını iki çizgiyle, kalın harflerle çizmek istiyorum. Bu çerçevede bizim değişen dünya koşullarında rekabetçi olmamızı gerektiren birçok almamız gereken önlemler var. Bunları her platformda hepimiz görüşüyoruz, biliyoruz. Ben kısaca bu önemli günde özellikle de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Türkiye'de aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde kendisini saygı ve özlemle anıyorum. Sadece 10 Kasım'larda değil, yüreği her gün Atatürk sevgisiyle çarpan 84 milyon insanımızla Türkiye'nin muasır medeniyetler arasında yer alması için çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz. Bugünkü ifadelerinizle sorunuzu tam net cevaplamamız gerekirse,
pandemi öncesi ve pandemi sonrası ticarete baktığımızda, dünya ticaretine baktığımızda Türkiye'nin ciddi anlamda özellikle tarım sanayinde büyük bir avantajı olduğunu hep birlikte görüyoruz ve bunu yaşıyoruz. Şu anda gelen siparişlerimiz tüm tarımsal ürünlerde inanın üretim kapasitelerimizin çok üstünde. Bunlara da hazırlıklı olmamız lazım. Ama bu sanayi üretim kapasitesinin dışında en önemlisi üretim kapasitelerimizi doğru maliyetlerle, değişen dünya koşullarındaki rekabet şartlarıyla organize etmemiz lazım. Bu tabii ki bireysel olarak sadece kooperatifleşmeyle değil, Tarım Bakanlığımızın, Ticaret Bakanlığımızın, ihracatçı birliklerimizin, diğer ziraat odalarımızın, ticaret borsalarımızın, ticaret odalarımızın hep birlikte koordinasyonu ile olması gereken bir yapı. Dolayısıyla ben zamanı hani doğru cevaplamak adına, doğru planlamak adına herkesin, hepimizin ifade edip bildiklerinin dışında modern sulama teknikleriyle, su verimliliğini doğru kullanmakla, havza bazlı üretim modeliyle, doğru ekim planlaması yapmakla, iyi bir atık yönetimiyle, suyu kirletmeden geri dönüşüm ve karbon sirkülasyonunu sağlamakla, kontrollü, sağlıklı, pestisitsiz ürün üreterek, doğru gübre kullanımı yaparak, tahribatın önlenmesi, su üretiminin kontrollü yapılması için, arazi toplulaştırmasının yayılması, rezervlerin korunması için su hasadının yapılması, akademi işbirliği ve çiftçinin farkındalığının arttırılması, yenilebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve yaygınlaştırılması çerçevesinde artan dünya nüfusunun getirdiği sosyal ve ekonomik dönüşüm sonucunda bizi bekleyen en büyük tehlike malum şu anda yaşadığımız iklim değişikliği. İklim değişikliğini durdurmak için ilk ve en önemli adım ise Avrupa Birliği'nin atmış olduğu 2050 yılında karbon salınımı sıfırlama hedefiyle başlıyor. 11 Aralık 2019 yılında Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nı dünya ile paylaştılar. Ve bu hedefe kilitlenmesi için yatırımlarını devreye almasına hazırlanıyorlar. 2022 yılında karbon vergisiyle tanışacağız. Yani bence Avrupa Birliği'nin koymuş olduğu kuralları ülkemizde Avrupa Birliği'ne girmekten ziyade bunları tüm paydaşlar olarak bir yaşam biçimi veya bir kural olarak algılamamız, üreticimizden son nihai tüketicimizin algısına kadar bilinçlendirmemiz ülke ekonomimiz için çok çok önemli bir konu. Özellikle bu panelde bunun da altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin bir yıllık döneminde 28 milyar doları tarım sektöründen olmak üzere 212 milyar dolar ihracat hacmine ulaştık. Avrupa Birliği Türkiye'nin ihracatında en büyük partneri olduğumuz %42 pay aldığımızı hepimiz çok iyi biliyoruz. Pandemi sonrasında da Avrupa Birliği'nin Türkiye'den ithalatını arttırabileceği bir zemin oluştu. Türkiye Avrupa Birliği ihracatını çok daha yukarıya taşıyabilecek bir konumda. Bunun ön koşulu Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nda ortaya konulan hedeflere uygun üretim ve ihracat stratejileri oluşturmak. Biz de bu hedefleri tutturmak için adımlarımızı atıyoruz. 84 milyon insanımızın küresel iklim değişikliğinden olumsuz etkilenmesini durdurmak ve en büyük ticari ortağımız Avrupa Birliği'ne ihracatta sorun yaşamamak için Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı hayata hep birlikte geçirmek zorundayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak yeniden tanzim ettik. Paris Anlaşması'nı onayladık. Paris Anlaşması'nı imzalayınca 2053 yılı için de net sıfır emisyon hedefi koyduk.
ülke olarak net sıfır hedefine ulaşmamız için toplam sera gazı emisyonunu %80 oranında azaltmamız gerekiyor. Türkiye olarak hala hazırda 550 milyon tonu bulan sera gazı emisyonlarımızı 32 yıl sonra 100 milyon ton civarına indirmeli. Kalan 100 milyon ton sera gazını da ormanlar gibi yutak alanlarda hapsederek net sıfır hedefine ulaşmak için çalışmalıyız. Tabii ki bu yol haritasını hep birlikte sorgulamalıyız. Bu hedeflere ulaşmak için de kömürden çıkmamız ve enerji ihtiyacımızı yenilebilir enerji kaynaklarından temin etmemiz gerekiyor ki bölgemiz ve ülkemiz hem güneş enerjisine hem rüzgar enerjisine çok avantajlı bir konumda. Tarladan çatala sağlıklı ve güvenilir gıda için de hepimize düşen görevler mevcut, uygulanmak zorunda. Su, enerji gibi kıt kaynakları doğru kullanırsak bu çabaları finansal açıdan da desteklemeliyiz. Bankaların kredi politikalarını tekrar tasarlaması, yeşil mutabakata uyumlu üretim yapanlara daha uygun koşullarda kredi vermesi gerekiyor. Ege İhracatçı Birlikleri olarak gıda sanayi, enerji başta olmak üzere her alanda sürdürülebilir politikalarını destekliyoruz. Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi Global Compact, Türkiye'den üye olan ilk ihracatçı birliği olduk. Sıfır atık projesine de ilk üye olan ihracatçı birliğiyiz. Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik Departmanı'nı kurduk. Projelerimizi ve eğitimlerimizi de sürdürülebilirlik eksenli kurguluyoruz. Sürdürülebilirliğin öncelikli konu başlıklarından yenilebilir enerji, İzmir başkent konumunda yenilebilir enerji ekipmanları ihracatçıları birliğinin bünyesinde kurulması için çalışmalarımız da devam ediyor. Önümüzdeki süreçte sürdürülebilir inovasyon ve ARGE, dijitalleşme ve tasarım odaklanacağımız konu başlıkları olmaya devam edecek. Gıda kayıplarını malum tüm dünya operasyonu olarak hepimiz biliyoruz. Sera gazı emisyonlarının neden oluşu, gıda kayıplarını da yarı yarıya bir azaltmaya gidilmesi, gıda kayıplarının önlenmesi Tarım ve Orman Bakanlığımızda oldukça önem verdiğimiz, FAO ile birlikte üzerinde strateji belgesi ve eylem planı hazırlamış olduğumuz Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık projesini Sayın Emine Hanım'ın da desteğiyle, Sayın Bakanımızın da desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri olarak sürdürülebilirlik eksenli sürdürdüğümüz projeler hakkında da kısaca bilgi vermek istiyorum. Gıda sektöründe URGE projesini başlattık. 6 gıda birliğimiz, biliyorsunuz 12 birlikten oluşuyor Ege İhracatçı Birliği. 7 tarım birliğimiz var. Tütün haricinde 6 gıda birliğimiz güç birliği oluşturarak hedef üyelerimizin sürdürülebilirlik teması altında rekabetçiliğini arttırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Üzüm, incir, zeytin, zeytinyağı, kestane, meyve, sebze mamulleri, odun dışı orman ürünleri, su ürünleri, hayvansal mamuller, baharat sektörleri başta olmak üzere pek çok güçlü bir üreticiyiz ve yıllık 5,5 milyar dolar ihracat potansiyeline ulaştık Ege İhracatçı Birlikleri olarak. Ayrıca Dikili'de seracılık, Kınık'ta aromatik bitkiler, Bayındır'da süs bitkileri, Bergama'da hayvancılık sektörlerinde faaliyet göstermek üzere kurulacak tarım ihtisas organize sanayi bölgelerinin de itici gücüyle Ege bölgesinin orta vadede tarım ürünleri ihracatını 10 milyar dolara rahatlıkla ulaştırabileceğimiz bir potansiyeli gözlemliyoruz. Tüm üyelerimize dönük tarım ve gıdada eğitim serisini yapmaya karar aldık ve devam ediyoruz. Sürdürülebilirliğin ambalaj tedarik zinciri, geleceğin gıda ve beslenme sistemleri, tarım ve gıda sektöründe kaynak yönetimi, düşük karbon ekonomisine geçiş, verimlilik, sürdürülebilirlik, tarım ve iyi uygulama örnekleri, tarımda dijitalleşme, tarım teknolojileri, döngüsel ekonomi yaklaşımı, izlenebilirlik eğitim başlıklarımızdan, konu başlıklarımız üzerinde bunları da hayata geçiriyoruz. Ege Su Ürünleri, Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz Ege Üniversitesi ile Karbon Ayak İzi projesi sürdürürken kuru meyve sektöründe de
atık su yönetimi ile ilgili projelerimize başladık ve geliştiriyoruz. Avrupa Birliği ile 143 milyar dolarlık ticaret hacmimiz var ve birçok sektörde önemli bir tedarikçi konumundayız. Düzenlemenin olası etkilerine bakıldığında yapılan hesaplamalarda ülkemiz karbon maliyetinin 1.8 milyar dolar seviyelerine kadar çıkabileceğini gösteriyor. Avrupa'nın en büyük tarım ekonomisine sahip 50'den fazla üründe dünyanın en büyük 10 üreticisinden biri olan ülkemiz için sürdürülebilir tarım, döngüsel katma değer akımında ön saflarda yer almamızı sağlayacaktır. Sektörlerimiz için yeni üretim teknolojileri ve dijitalleşmeye yönelik ihtiyaç duyacakları finansal kaynakların yaratılması kritik önem arz etmektedir. Devlet destekleri Avrupa Yeşil Mutabakatı perspektifinden KOBİ'lerimizi de kapsayacak şekilde yeni bir açılım ele alınıyor. Bu noktada su politikalarını, yatırımların temiz teknolojileri, Türkiye Karbon Kurumu, aynı zamanda arazi yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarıyla da orman karbon dönüşümü arttırılmalı ve su kaynakları ile ilgili projelerimiz de fazlalaştırılmalı. Her fırsat ağaçlandırma için değerlendirilmeli şekliyle Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2020 yılında ihracat ödül törenlerimizde plaket yerine fidan sertifikası dağıtımına başladık. Bu sayede binlerce fidanı toprakla buluşturup Ege İhracatçı Birliği koruluğu oluşturduk. Küresel sorunlar karşısında küresel çözümleri iş dünyasında hükümet, sivil toplum ve akademik çevrelerden gelen liderler kadar genç kuşakların da katılımının sağladığı bir işbirliğiyle üretebiliriz. Bütün tüketiciler artık otomatik pilotta değil, şirketlerin ve markaların doğaya, topluma yaptığı katkılar konusunda oldukça yüksek hassasiyete sahipler. Özellikle genç nesillerin, Y kuşağının %57'si, en büyük tüketici kuşağı olma yolunda ilerleyen Z jenerasyonunda %59'u geri dönüştürülmüş ürünler satın alıyor. Ekolojik duyarlılık, etik sorgulamaları artıyor. Kullandığımız petsleri hepimiz biliyoruz. Projemiz kapsamında ürünlerimizin akredite olmuş laboratuvarlarda analizlerini yaptırıyoruz. Avrupa Birliği toplam ekilen alanların %25'inde organik tarıma geçilmesini hedefleniyor. Türkiye'nin organik ürün ihracatının %75'inin bölgemizden geliştirildiğinin altını çizmek istiyorum. Biz organik sektörü olarak yeşil mutabakat ve iklim değişikliği konu başlıklarında iki projeye başvurarak girişimlerimizi başlattık. Söylediğimiz gibi gıda üretimi, iklim değişikliğine uyum projemizi akademinin işbirliğiyle değer zincirinde sürdürülebilirlik ve su kullanımında tasarrufun ortaya konulduğu eğitim bilinçlendirme çalışmalarını içeriyor. Diğer projemiz ise sürdürülebilir tarımsal uygulamalar alanında akademinin yürütücülüğünde birliğimizin de ortak olduğu 10 farklı ülkeden 29 kurumun katılımıyla hayata geçirilecek. Bu süreçte bizler Yeşil Mutabakatı gündemimizin ana maddesi olarak tutuyor ve sürdürülebilir ihracat bakış açısıyla üyeliğimizin yetkinliklerinin arttırılmasına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Çok sayıda aktörü etkileyen sorunları çözmenin fırsatları tüm paydaşların katılmasıyla gerçekleşecektir. Farklı paydaş gruplarını dikkate almak, onların girdilerini toplamak, onların bakış açılarına değer vermek, kapsayıcı ve müreffeh bir gelecek inşa etmeye doğru ilk adımdır. Artan dünya nüfusunu beslemenin zorluklarına katkıda bulunmak ve küresel gıda güvenliği sorununun üstesinden gelmek için tüm tarafların daha yakın işbirliği içinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu açıdan da gelecekte bizi bekleyen sorunların çözümünü birlikte bulmak için yerel ve küresel paydaşların doğrudan katılımını mümkün kılacak ve kamu, özel, sivil ortakların destekleyeceği bir sistem yaratmak ve parçası olmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tabii ki Ege İhracatçılar Birliği olarak sizlere şahsım ve birliğim adına saygılarımı sunarak
soracak sorularınıza cevap vermekten mutluluk duyarım. Ben zamanı biraz fazla kullandım ama kusura bakmayın, affedin. Çok teşekkür ederiz Birol Bey. Çok fazla da aşmadınız zamanı. 15 dakikayı 1-2 dakika geçti ama çok teşekkür ederiz bu değerli bilgiler için. Efendim, sağ olun şimdi Sayın de, Moderatörüm. Evet, Sayın Güven Eken konuşmacımız. İzdoğa AŞ Yönetim Kurulu Başkanı. Biraz önce sanırım Neptün Hanım söylemişti. Uzun zamandır aslında iklim değişikliği gündemde ama son 2 yıl daha üzerinde yoğun olarak duruyoruz. Çünkü daha önceden iklim değişikliği denilince bize hep işte buzulların erimesi, kutup ayıları gösterildiği için ya onlar bize çok uzak, çok fazla ilgilenmiyorduk açıkçası. Ama artık iklim değişikliği bizim hani günlük yaşamımızı etkilemeye başladı. Tarımı etkiledi, beslenmeyi etkilemeye başladı. Tabii Güven Bey bu konularda uzun zamandır çalışan, hani benim doğa dediğimde akla gelen, çevre dediğimde akla gelen isimlerden birisi. Dolayısıyla üretim yaparken çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyan uygulamalar, İzmir'de işte başka bir tarım mümkün mottosuyla da çalışmalar sürdürülüyor. Bütün bu iklim değişikliği konusunda konuya yaklaşımınızı ve hani biz hep beslenmeyi konuşuyoruz ama çevreyi, doğayı da nasıl koruyabiliriz? Bu konuda ne gibi çalışmalar yapılıyor? Bunu da sizden dinlemek istiyoruz. Buyurun Güven Bey. Çok teşekkür ediyorum. Bu değerli oturumda İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve İzdoğa Yönetim Kurulu Başkanı olarak bana da söz verdiğiniz için. Çok değerli katkılar, çok değerli konuşmalar oldu. Ben tabii biraz bu oturumun en temel başlığına gidiyor aklım. Çünkü çok önemli bir mesele. Yani 12 bin yıl önce tarım ifadesi, belki daha da eski, onu da tam da bilmiyoruz. Önemli bir ifade. Dolayısıyla da çok eskilerden başlayıp bugüne ve geleceğe bağlamak istiyorum. Çünkü bizim tarımda ve birçok sektörde yaptığımız en temel hata geçmişle olan ilişkisini, yani geçmişteki süreçleri tam olarak özümsemeden geleceğe dair bir şeyler, fikirler ve bazı pragmatik yaklaşımlarla ilerliyoruz. Bu da hata oranını arttırıyor. Her zaman yanlış sonuç vermeyebilir ama en azından tarımda hatayı arttıran bir mesele. Dolayısıyla biraz tarımın çok eskisine gitmek istiyorum. Şimdi kadın bir kadın inovasyonu. Yani ilk olarak bu topraklarda ortaya çıktığında binlerce yıl önce Anadolu'da ağırlıklı olarak kadınların düşünce sistematiğiyle gelişmiş olan bir insanlık inovasyonu. Şimdi burada kadın eliyle yapılmış dememem tesadüf değil. Özellikle kadınların düşünce sistematiği diyorum. Çünkü tarım, evet, ilk yapıldığı zamanda ve çok yakın bir zamana kadar elle yapılan, daha sonra da aletlerle, daha sonra da teknolojik aletlerle yapılan bir şey ama asıl olarak arkasında bir düşünce sistematiği var. Şimdi bu düşünce sistematiğinde tarım toprağı, havayı, suyu, ışığı birlikte görerek ortaya çıkılan bir icat ve bir inşa projesi aslında. Ve binlerce tohumun, yüzlerce ağaç çeşidinin gıdada kullanılmasını sağlamış Anadolu kadınları. Bunu yaparken de aslında doğayı birebir taklit etmişler. Yani doğada ne görüyorlarsa onlara bakmış, anlamaya çalışmışlar. Ve neticesinde doğadaki ekosistem döngülerini tarımsal ekosistemin içine uyarlamışlar. Yani yeni bir sistem icat etmemişler aslında. Var olan ekosistemin içine tarımsal düşünceyi, tarım felsefesini dahil etmişler ve buradan üretim yapmışlar. Yani çok özetle yaptıkları şey bir doğa okur yazarlığı. Doğayı okuyup tarımı yazmışlar. Bu büyük bir icat. Yani çok çok büyük bir keşif. Bu bir doğa okur yazarlığı hikayesi. Anadolu'da ve Kuzey Mezopotamya'da keşfedilmiş olan tarım. Şimdi biz bu zamanda kadın ve tarım ilişkisini genellikle işte tarlada çalışan, bu işin hani özünü bilen, kurda kuşa aşa diyen, emektar, elleri nasırlı analarımız olarak kadın ve tarım ilişkisini tarif ediyoruz ama elbette de öyleler, aynı zamanda bu işin emekçileri ve emektarları ama aynı zamanda derin bir bilgiye
ve müthiş bir kavrama gücüne sahip Anadolu kadını bugün de hala, yani bugün de hala Anadolu'da çok azaldı tabii sayıları, ama bugün de hala bu böyle devam ediyor. Yaptıkları her hareket, yani toprak üzerindeki her yaptıkları işte aslında bir kalemle bir kağıda yazı yazmak gibi ve onu yazarken de ışığı, havayı, suyu okuyorlar, algılıyorlar ve doğanın üzerine öyle bir çizik de onlar ekliyor ki doğanın bir parçası olarak. Sonuçta ortaya doğayla uyumlu bir şey çıkıyor. Gıda ortaya çıkıyor. Yani bizim temel ihtiyacımız olan gıda ortaya çıkıyor. Şimdi bu tarımla bugünkü tarım arasındaki temel fark sadece bugün sistemin içine erkeklerin de dahil olması değil elbette. Yani erkekler de tabii ki tarım yapabilir ve tarımın zaten onlar da binlerce yıldır bir parçası. Fakat temel fark şu. Kadınlar bu sistemi icat ettiklerinde tarımda mülkiyet yok. Yani tarım benim tarlamda, sizin tarlanızda, onun tarlasında yapılan bir şey değil. Kolektif olarak havzalar ölçeğinde yapılan bir şey. Yani mülkiyet temelli bir tarım yok ilk tarım icat edildiğinde. Biz tarım işte eskiyle yeni tarım, işte eskiden saban kullanıyormuş, şimdi traktör kullanıyor. Bence çok büyük bir fark yok. İkisi de sonuçta toprağa sürmek için kullanılan, geliştirilmiş bir teknoloji. Ve tabii ki teknoloji ilerledikçe traktöre doğru evrilmiş. Fark bu değil. Fark ilk icat edildiğinde insanı doyurmak maksadıyla Anadolu kadınlarının icat ettiği bu sistemde mülkiyet yok. Kolektif, entegre ve havza bazında yapılıyor. Yani birlikte en doğrusuna karar veriyorlar ve kolaylıkla tarımdaki ürün desenini özellikle Anadolu gibi eğimli coğrafyalarda sıkça değiştirebiliyorlar. Yani bir sene bunu, öbür sene bunu, bir sene hayvancılık, bir sene ekim gibi bir mozaik değil, adeta bir ebru şeklinde yapılıyor Anadolu tarımı. Yani iç içe geçmiş. Fakat daha sonra insanlık tarihi içerisinde mülkiyet, devletler, savaşlar, sınırlar, güç önem kazanınca tarım da mülkiyetin, mülk sahibi olmanın ana meşru zeminlerinden biri olduğu için mesele tohum, su, ışık, toprak ve insan arasında uyum yakalayıp oradan bir gıda üretmekten çıkıp toprağı zapturapt altına almak, toprağı mülkiyet altına almak gibi bir fonksiyon tarımda tedricen öne geçmeye başlıyor. Yani tarım artık tarihin belli dönemlerinde, yani ataerkil dediğimiz sistemin tarih içerisinde oluşmasıyla beraber tarımın ana fonksiyonu gıda üretmek değil, toprağı elde tutmak oluyor. Ve bu iklim krizini yaşadığımız şu zamanda öyle bir noktaya geliyor ki müthiş bir çılgınlık içerisinde asıl maksadından tamamen kopmuş, toprağın altını, toprağın üstünü, her yeri tüketen ve sonucunda sadece üreticiye de değil, tüketiciye de değil, o tarımın, orada yapılan faaliyetin girdisini tedarik eden tarım tekerlerine hizmet eder bir iştigal alanı haline geldi. Yani artık şu anda kadın tarımı yapılmıyor, evet, ama mülkiyet var, o da tamam, ama burada yapılan üretim biçimi de tamamen hem tarımın özünden, hem gıda üretme maksadından, hem de üretimin kendisinden kopmuş durumda. Mesele girdi alıcısı haline getirmek küçük üreticiyi ve böylelikle işte tohum üreteni, gübre üreteni, ilaç üreteni, tarımın girdisi her neyse plastik boru üreteni, pompa üreteni suyu çekmek için bir şekilde ihya etmek yönünde bir noktaya gelmiş durumda. Dolayısıyla tarım şu anda çok masum gözüküyor ama doğanın en hızlı yok olmasına sebep olan ana etken dünyada. Yani bakın sanayi, karbon emisyonları, tabii ki bunların çok olumsuz etkileri var. Ama yeryüzünde canlı türleri 13 dakikada bir yok oluyorsa bir tür, bunun ana tetikleyicisi tarım. Çok temel bir şey gıda, dolayısıyla da hepimize çok masum geliyor. Yani bir kırsal alan, orada bir inek, orada bir traktör. Gayet naif bir görüntü ama arka planında metan gazıyla, karbondioksit üretimiyle yeryüzünün bütün çivisini sökme noktasına gelen bir duruş içerisinde tarım, ne yazık ki. Bu bahsettiklerim kesinlikle tarım teknolojileri ve modern
tarım yöntemlerinin karşısında olmak gibi algılanmamalı. Yani neolitik döneme dönmek gibi bir şey söz konusu değil. Burada paradigmanın değişmesi gerekiyor. Daha önceki konuşmalarında da ifade edildiği gibi çizgisel bir bakıştan, perspektiften değil, döngüsel bir bakıştan yola çıkmak lazım. Somut bir örnek vereyim. Şimdi mülkiyet var. 10 bin yıl öncesine dönüp mülkiyetsiz bir dünya inşa etmemiz mümkün değil. Ama ne yapabiliriz? Kooperatifler kurabiliriz. Bu benim ve bu şu anın dünyasının çok eskiden beri de kullanılan ve bütün dünyada geçerli olduğu bilinen bir yöntem ve İzmir'de de bunun çok etkili olduğunu biliyoruz. Benim tarlam var, senin tarlan var, onun tarlası var. Bir araya geliriz, kaynakları verimli kullanacak bir şekilde toprağı optimum şekilde toprak üzerinde bir müdahale yapacak şekilde beraber planlar, beraber üretir, beraber yer, beraber karnımızı doyurur, beraber ihraç eder, beraber satarız. Kooperatifçilik bunun için var. Dolayısıyla da teknolojinin gelişmiş olması veya mülkiyet temelli tarım yapılıyor olması döngüsel tarımın önünde bir engel değil. Zaten İzmir tarımında da Başkanımız Tunçer'in Seferihisar'dan beri yapmaya çalıştığı şey tamamen bu döngüsel bir İzmir tarımı ekosistemi kurmak. Öyle bir ekosistem ki tarım. Eken tüketenin ne istediğinden haberdar değil. Tüketen neyin nasıl ekildiğinden haberdar değil. Aracı neyi nereye satılacağını bilmiyor. İkinci aracı ne olacağını bilmiyor. Yurt dışına ihracat yapılacaksa üretirken yurt dışındaki talebin ne olduğunu bilmeden toprağa gidiyoruz. Halbuki bu çok basit bir şey aslında planlaması. Günümüz koşullarında üreticinin yaklaşık olarak neyi nasıl üreteceği belli. Dünyada kimin neyi ne kadar ton ve ne kadar fiyattan almaya hazır olduğu belli. Bizim topraklarımızın ekosisteminin, ışığının, neminin, sıcaklığının hangi ürünleri yetiştirmeye müsait olduğu da belli. Bunun bilimi var, biyocoğrafya diye bir bilim var, ekoloji var, ziraat bilimleri var. Bunu çok rahatlıkla bilim insanları tarif edebiliyor. Elimizde bir toprak var, su var, kaynak var. Burada yetişebilecek ürünler var ve bu ürünleri alabilecek olan insanlar var. İzmir tarım ekosistemi dediğimiz şey aslında toprağa daha tohuma ekmeden o tohumun akıbetinin masaya gelene kadar, sofraya kadar ne olacağını ve hangi etapta nasıl bir harcama yapılacağını, nasıl bir katma değer yani kazanç elde edileceğini ve günün sonunda da üreticinin yani kooperatiflerin eline ne kadar para geçeceğini en baştan biliyor olduğu bir düzen. Ya böyle bir şey olur mu? Toprağa ekiliyor ama ne kadar kazanacağını bilmiyor. Satıp satamayacağını bile bilmiyor. Dolayısıyla burada aslında 12 bin yıl öncesine dönmek değil, 12 bin yıl önceki döngüsel tarım mantığını bugünün talep ve koşullarına uyarlamak gibi bir meselemiz var. Tarımın içinde olduğu çıkmaz da zaten bunun uyarlanmamasından kaynaklı. Şu anda tamamen parsel bazında bir parselde ne ekilecek, ona ne destekleme verilecek, ona su ne kadar verilecek, ona işte elektrik ne kadar harcanacak ki tek tek yani düşünebiliyor musunuz? Binlerce tarla var ve hepsi ayrı bir bağımsız ünite olarak işliyor. Bir şehir düşünün, hiçbir bunları evleri birbirine bağlayan bir elektrik şebekesi yok. Bir kanalizasyon ağı yok. Bunlar arasında çöpleri toplayan belediye gibi bir yapı yok. Ve bu şehirde yaşanabilir olduğunu bekliyoruz. Yaşanabilir mi? Tabii ki yaşanamaz. İşte Türkiye tarımı şu anda bu. Elektrik şebekesi olmayan, tek tek kendini aydınlatmaya çalışan, kanalizasyonu olmayan, çöpü toplanmayan bir şehir gibi her çiftçi tek başına kendi kaderiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Başka bir tarım mümkünlüğüne İzmir'de söylenmeye çalışan şey de şu. Hayır, çiftçiler, küçük üreticiler beraber bir araya gelerek, plan yaparak, bilimi, teknolojiyi kullanarak daha iyi bir gelir elde edebilirler. Şimdi bunun bazı yan çıktıları da var. Çünkü bu planlama olduğunda sadece çiftçide net gelir artışı ve sadece tüketicide daha sağlıklı ürünlere, daha optimum fiyatlardan erişmek gibi bir şey oluşmuyor. Aynı zamanda bir ayağı da ürün planlaması olduğu için, yani doğanın hangi ürünleri size daha kolay üretebileceğinin analizini de yaptığınız için doğa üzerindeki baskı da azalıyor. Yani iklim krizi üzerindeki meseleleri de çözmüş oluyoruz. Zaten yeşil mutabakatta bizden bunu yapmamızı istiyor. Yani tarıma uyarlandığında Türkiye'de yeşil mutabakat, harfiyen yapılmak istenen şeyler bu.
su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltın, girdileri mümkün olduğu kadar düşürün ve büyükbaş hayvancılıkta olduğu gibi metan veya işte diğer tarımsal üretimde olduğu karbondioksit oranını düşürün. Aslında çok basit. Beklenen şey çok basit. Yani işin özü doğayla uyumlu ürünler üretin. Şimdi İzmir coğrafyasına bakıldığında İzmir coğrafyasının kendi doğasıyla uyumlu ürün mozaiği şu anda dünyanın en yüksek fiyattan en niş ve en fazla talep ettiği ürünler. Saydığımda kimsenin itiraz edeceğini düşünmüyorum. Bir, zeytin ve zeytinyağı ürünleri. Hiç sulamadan, neredeyse hiç sulamadan İzmir'in tamamında yetişebiliyor. İki, keçi sütü, koyun sütü, küçükbaş ürünleri. Mera hayvancılığı. Üç, gluteni düşük tahıllar ve baklagiller. Dört, küçük kıyı balıkçılığı. Beş, üzüm gibi, badem gibi, incir gibi İzmir coğrafyasında hiç sulamadan yetiştirilen, yani tipik şu anda Akdeniz mutfağının gustosunu anlatıyorum. Peki madem dünyada böyle büyük bir talep var İzmir ikliminde yetişebilecek ürünlere, biz İzmir'de ne yetişiyoruz diye bakalım. Ne yetiştiriyoruz? Küçük Menderes Havzası'nın %80'i silajlık mısır. Silajlık mısır nedir? Simmental ineklerinin ana girdisidir. Simmental inekleri Orta ve Kuzey Avrupa'da gayet verimli yetiştirilen bir ırk. Ve orada çok kolay yetişebiliyor. Çünkü yağmur sürekli mevcut. Oranın hayvanı. Dolayısıyla da silajlık mısır gibi işte bu tarz ürünlere ihtiyaç duyuyor. Biz Kuzey Avrupa'da, Orta Avrupa'da hiç su ihtiyacı duymadan yetiştirilen bir ürünü, simmental sütünü İzmir gibi sıcak bir iklimde yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun karşılığında yeraltı sularının 15 senede 5 metreden 200 metreye düşmesine ve bütün Küçük Menderes Havzası'nın kurumasına sebep olmuş durumdayız. Üretici sütünü satamıyor, tarlasını satıyor, ineğini kesime gönderiyor. Çıkan sütün içerisindeki birçok girdi nedeniyle sütün kalitesinin yüksek olmadığını biliyoruz. Büyükbaş sütünü ve bunu yapmakta ısrar ediyoruz. Öte yandan tüketici de bizden zeytin istiyor, hububat istiyor, baklagil istiyor, üzüm istiyor, armut istiyor, badem istiyor, ceviz istiyor. Öte yandan aslında biz bunların hepsini üretici yüksek fiyattan satabiliriz. Sonuç itibariyle İzmir tarımında hem iklim değişikliğiyle, yani kuraklıkla mücadele, hem de yoksullukla mücadele etmek için geçtiğimiz yaz aylarında başkanımızın talimatıyla bir merkez kuruldu. Buradaki bütün katılımcıları orada rehberlik etmek, orayı göstermek isteriz. İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi. Bu merkezin yegane fonksiyonu var. Ürün planlaması yapmak. Nerede, hangi ürünün doğaya en az baskı oluşturarak üretilebileceğini ve bunun sonucunda da üreticinin en fazla hangi üründen ne kâr edebileceğini hesaplayan, sadece ekilecek ürünü değil, aynı zamanda ihracatı ve onun ambalajlanması ve tasarlanması için de çalışılan bir ekip kuruldu. Çiğli'de, Sasalı'da. Ve buradan amacımız İzmir'in bir yıllık, iki yıllık değil, 20 yıllık, 25 yıllık, 30 yıllık tarım projeksiyonlarını oluşturmak. Zaten iklim değişikliği de ancak bu uzun soluklu meselelerle ilgili. En son başkanımızla beraber geçen hafta Glasgow'daydık. Orada yapılan bu konudaki konuşmaları gördük. Başkanımız İskoçya Parlamentosu'nda bir konuşma yaptı. Ondan evvel Brezilya'dan gelen bir parlamenter konuşma yaptı. Ve yaptığı konuşma unutulmayacak bir konuşmaydı. Çünkü biz Küçük Menderes Havzası için ne anlatıyorsak Brezilya için gelen parlamenter aynısını anlattı. Suyumuzun %70'i büyükbaşta kullanılıyor. Her yer silajlık mısır oldu. Ekosistem yok oluyor. Su kaynaklarımız azalıyor diye. Dünyanın öbür ucundaki bir ülkede de birebir aynı sorunu anlattı. Ve oradan da bütün diğer konuşmacılar da sadece o bölümde değil, tüm zirve boyunca yapılan konuşmalarda verilen ana mesaj tarımın o bölgenin iklim koşullarıyla uyumlu ürünlerin ilk belirlenmesi gereken, bölgenin coğrafyasıyla iklim koşulu uyumlu ve piyasa değeri yüksek ürünlerin ne olduğunu tespit etmek ve bunu kooperatifleşme yoluyla küçük üreticilerin örgütlenmesiyle havza ölçeğinde yapmak. Çünkü bu havza ölçeğinde tarımı sadece kooperatif tüzel kişilikleriyle yapabiliriz.
ne tekil tarım yaparak ne şirketler eliyle böyle bir esneklik yok. Ama küçük üreticilerin bir araya geldiği kooperatif örgütleriyle mülkiyeti ortadan kaldırmadan, 12 bin yılı öncesine geri dönmeden, bugünün gıda ihtiyacını karşılayarak, herkesi doyurarak ama hem de doğanın döngüleri içerisinde kalarak bereketli bir tarım ekonomisi inşa etmek mümkün. İzmir'de de tüm paydaşlarımızla birlikte bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bizlere söz verdiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Umarım zamanımı aşmadım Ali Ekber Hocam. Çok teşekkür ederim. Biraz aştınız ama çok özür dilerim. Önemli bilgiler verdiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Efendim bu bölümde de Doktor Nevzat Birişik, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü. Nevzat Bey sizi çok beklettik ama genelde hani bir protokol uygulanır. Kamu kesimi en son hem eleştirilere de yanıt verir diye böyle bir beklentiyle sizi en son konuşmacı olarak bekledik. Şimdi tabii beslenme gıda politikalarında kamunun rolü, tarım politikaları biraz önce Güven Bey vurgu yaptı. Hani planlama konusunda özellikle ciddi eleştiriler var. Sizin başında bulunduğunuz kurum tabii araştırma, geliştirme, teknoloji konusunda da çalışmalar yapan. Dolayısıyla biraz önce söylediğimiz hani geleneksel tarımla teknolojiyi de harmanlayarak bir çıkış yolu bulabilir miyiz? Sizden de bu konuda bir konuşma yapmanızı bekliyoruz. Buyurun Nevzat Bey. Çok teşekkür ediyorum Ali Ekber Bey. Sizleri ve diğer panelistleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok keyifle dinledim açıkçası. Zaten amaç da o aslında, doğruyu bulmak hep birlikte. Şimdi bence dünya nasıl beslenecek? Yani dünya insan, dünyada yaşayan insanlar nasıl beslenecek? Veya diğer bir deyişle dünya ne kadar insanı besleyebilir sorusu hep vardı. Yani 12 bin yıl önceden alıyoruz tarihi. Bence o tarihten beri hep bu soru gündemdeydi. Şimdi başlangıçta Işınsu Hanım da bir takım veriler paylaştı ama öncelikle kısaca şöyle bir tarihe gitmekte fayda var. Milattan önce 9500'de başlayan tarım devrimi günümüze kadar 3 tane kritik eşik açmıştır. 3 devrim diyebiliriz ve biz şu anda 4.'ünün eşiğindeyiz. Birincisi 9500 ile milattan sonra 7. yüzyıl arasında olan bitkileri, hayvanları kültüre alma, yani bugünkü sahip olduğumuz tarımın ana hatlarını oluşturma. Koyunun evcilleştirilmesi, buğdanın, arpanın kültüre alınması gibi. Buna domestication deniyor kısacası, evcilleştirme dönemi. Ve o dönemin temel argümanı manpower. Ne kadar insanınız varsa o dönemde tarımı o kadar geliştirebilmişsiniz. Yani insan olması, sayının çok olması istenmiş. Ve bu sebeple baktığınızda Hindistan'da Indus Nehri'nin sağ solu, Çin'de Sarı Nehir'in kuzeyi güneyi, Orta Doğu'da ise Mezopotamya'nın arası ve Nil'e kadar olan bölge, iki nehir arasını yani ya Nil ve Fırat'ı ya da Dicle ve Fırat'ı alabilirsiniz, fark etmez, bu bölgede tarım büyümüş. Arkasından milattan sonra 7. yüzyılda ise tarım ürünlerini ticarete konu edip oradan büyük bir finansal zenginlik elde etmeyi başarmışız. Ve o dönemde artık ufak tefek teknolojiler geliştirildiği için saban, işte hayvanların tarımda kullanılması vesaire. Bununla birlikte daha fazla insandan ziyade daha çok arazi ihtiyacı doğmuş. Buna da land power dönemi diyoruz. Ne kadar çok verimli tarım araziniz varsa o kadar çok üretebildiğiniz dönem. Ve o dönemde ülkeler yanı başındaki diğer coğrafyaları fethedip orada tarım yapmak ve tüm katma değeri de tarımdan üretmek yönüyle çaba sarf etmiş. Bu da kabaca 1000 yıl sürmüş. İmparatorluklar çağı da o döneme denk geliyor. Yani Çin'deki büyük imparatorluk, Roma İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, bunların tümü temelde aslında bir tarım ekonomisi üzerine bina edilmiştir. Ne zamana kadar? Endüstri devrimiyle, yani İngilizlerin bir adadan çıkıp ana kıtaya, Hindistan'a, Çin'e, Amerika'ya uzanıp yine tarım esası ama sonrasında endüstri üzerinden ve ticaret üzerinden büyüyen bir medeniyet oluşturmaları. Biz buna da üçüncü tarım devrimi diyoruz. Intensification. Yani bugün
bu yaştaki insanların çoğun içinde büyüdüğü ve halen beslendiği tarım modeli. Endüstriyel tarım diyebiliriz, yoğun tarım diyebiliriz, sanayi tipi tarım diyebiliriz ama bunun adı intensification. Yani birim alandan daha çok verim elde etmeyi amaçlayan bir yaklaşım. Bunun ana unsuru ise hard power diyoruz bize. Makina gücü aslında. Makinanın, ilaçların, gübrelerin gücü. Ne kadar büyük makinalara, ne kadar etkili girdilere sahipseniz o kadar çok üretmeyi başarabiliyorsunuz. Ve bugün de dördüncü bir çağdayız. Yani 21. yüzyıldan sonra 2011 evet, dünyada kırsalda yaşayan nüfus şehirde yaşayan nüfustan daha az olmaya başladı. İnsanlık tarihi boyunca hep köylerde yaşayan insanlar daha çoktu, şehirde yaşayanlar azdı. Ama 2011'de küresel olarak bu denge kentliler lehine değişti. Dolayısıyla aslında kendimizi içinde bulunduğumuz dördüncü tarım devrimine de dijitalleşme ya da digitalization diyebiliriz. Bu da her türlü veriyi sayısallaştırmak, verileri okumak, veriler üzerinden akıllı algoritmalar oluşturmak, makinalarla bunu smart farming şeklinde uygulamak. Dolayısıyla yeni bir çağa giriyoruz. Belki de bunun sancısını yaşıyoruz. Burada özellikle Güven Bey'in de konuşmasında değindiği bir konu var. Yani Neptün Hanım da benzer şeylere değindi. Acaba doğayı, tabiatı insan mı bozuyor? Yani eğer yok oluşlar olduysa, biz 5. insanlık çağında yaşıyorsak, bizden önce 4 kez insanlık yok olduysa, mamutlar, dinozorlar yok olduysa sebebi bu mu? Ya da iklim değişikliğinin sebebi temelde antropolojik mi? Başka sebepleri yok mu? Elbette ki bunun keskin bir cevabı yok. Ancak evren 15 milyar yaşında, dünya 4,5 milyar yaşında ama insanlık 150 bin yaşında. Yani sadece dünya ile kıyasladığımızda dünya 92 yaşında bir ihtiyarsa insanlık bir günlük bebek. Ve biz yokken de 5 buzul çağı atlatıldı. Ve bu buzul çağlarında bazı canlı türleri yok oldu, kıtalar bölündü. Canlı türleri tümden yok oldu, bazı coğrafyalara taşındı vesaire. Dolayısıyla bir, yer kürenin, evrenin kendi dinamikleri var. Bizden bağımsız olan, biz yokken de olan. Bir de bizim katkımızla elbette ki antropolojik etkileri tasvir edemeyiz. Yani yok sayamayız. Bizim de etkimiz var. Ama mesela hayvancılık yapıyoruz. Hayvanlar metan salım yapıyor. Bu da küresel sera gazı oranını artırıyor. İnsan hayvancılık yapmadan da doğada bu miktardan daha fazla hayvanın olduğu tarihler oldu. Yaban hayatında. Yine ruminantlardı, yine geviş getiriyorlardı. Elbette ki çok fazla üretmenin bir takım etkisi var ama bu ikisini birbiriyle karıştırmamak gerektiğini düşünüyorum. İnsan varsa dünya güzel. Başka hiçbir canlı bir başka canlının soyunu korumak için ona barınaklar, gen bankaları, koruma alanları yapmıyor. Evet, insanın tahribatı var. Ama insanın çok büyük katkıları da var. Ve gelelim bizim medeniyetimize. Aslında şu anda içinde bulunduğumuz medeniyet, yani ben Ankara'dan, Saint Christopher Kanada'dan, sizler İzmir'den, bir başka arkadaşımız belki İstanbul'dan katılabiliyorsa, bu insanlık olarak geliştirdiğimiz medeniyetin bir sonucu. Ama bu medeniyet serüvenimizde tarım devriminden alıp 18. yüzyıla kadar getirdiğimizde bir tarım ve köylü toplumu. Doğa üzerine aşırı bir baskı yok ve sirküler ekonomi diyorsak, sıfır waste diyorsak, zero waste diyorsak o modelde bir üretim şekliydi. Peki bunu değiştiren ne oldu? Bunu değiştiren tarım olmadı. Yani Güven Bey diyor ki tarım üretim şeklimiz tabiatı bozdu ve bu hale getirdi. Tarım endüstri devriminin oluşturmuş olduğu dinamiklerin arkasından gitti. Endüstri devrimiyle insanlar şehirlere toplaşınca, İstanbul'da 18 milyon nüfus olunca siz dünyanın birçok yerinden gıda taşımak zorunda kalıyorsunuz. Moskova 20 milyon olunca, New York 20 milyon olunca, Tokyo 30 milyon olunca, Kahire 30 milyon olunca bu durumda şehirlerde yaşayan bu kadar nüfusu beslemek ve bu kadar zenginlik sonucu oluşan aşırı talebi karşılamak için de tarım karşılık veriyor. Tarımın bizatihi burada kendisi belirleyici değil, sonuçtan etkileniyor. Diğer bir husus. Yani şimdi biraz daha böyle klasifiye etmeye çalışacağım. Şimdi içinde bulunduğumuz tarım devrimi ve diğer tüm tarım devrimlerinde üretim yapabilmek için size toprak lazım. Su lazım, agroekoloji ya da uygun ekoloji lazım, biyolojik çeşitlilik lazım ve bir de tarım kültürü lazım. Eğer bu beşinden biri yoksunsa o coğrafya hiçbir zaman büyük bir tarım toplumu olmamıştır.
ya da gelişme şansı bulmamıştır. Mesela Hindistan'da nüfusun aşırı artışı, Çin'de nüfusun aşırı artışı, Orta Doğu'da çok sayıda imparatorluğun, devletin kurulması, dinler, kültürler, sanat vesaire, tümü aslında bunların bir araya uygun şekilde gelmesi. Bugün de bu lazım. Yani insanlığı neyle besleyeceğiz dediğimizde yine toprak lazım, yine su lazım, yine biyolojik çeşitlilik lazım ve bir tarım kültürü lazım, ama buna ilaveten artık iki şey daha lazım. Teknoloji lazım, kendinize ait geliştirdiğiniz teknolojiler ve bir pazarlama lazım. Artık siz sadece kendi ihtiyacınız için üretmiyorsunuz. Mesela keşke dünya nüfusunun %98'i kırsalda yaşasaydı, herkes kendi gıdasını kendi periferinde bulabilseydi, kendi zati ihtiyacı için üretebilseydi ve bu kadar büyük bir baskı olmasaydı. Bir taraftan Işınsu Hanım'ın başlangıçtaki sunusunda dünyada gıda talebinin 2050'lere kadar %60-98 oranında artacağı bir denklem. Öbür taraftan Christopher Bey'in söylemiş olduğu küresel iklim değişikliğinden dolayı 2080'e kadar birçok coğrafyada daha az üretebilme ihtimali. Bir taraftan da doğa üzerinde hiçbir baskı kurmadan sadece zati ihtiyaçlar için lokalde üretme imkanı. O zaman bu bir tarım meselesinden ziyade bir medeniyet algısı meselesidir. Yani tarımcılar bunu planlarken diğer sektörlerle birlikte planlıyor. O zaman şehirlerin planlamasını da komple değiştirmek gerekiyor. Kişisel beklentileri, eğitim modelimizi, turistik faaliyetlerimizi, sanayi üretimimizi vesaire. Dolayısıyla teknoloji derken biz aslında Ar-Ge, inovasyon ve muhafaza teknolojilerini geliştirmeliyiz. Yani ihtiyaç duyulan bilginin üretilmesi Ar-Ge'dir. Bunun bir çıktıya, çözüme dönüşmesi inovasyondur. Tümü kamu üzerinden yürüyor hala Türkiye'de. %93 oranında tarım sektöründe bu işi üniversiteler ve TAGEM yapıyor. TAGEM tek başına %46'lık pay içeriyor. Özel sektör işin içine dahil olmalı. Bir de muhafaza teknolojileri. Ben Neptün Hanım'ın şu vurgusuna çok değer veriyorum. Bazen çok üretmek gerekmiyor. Aslında hali hazırda dünyada üretilen de 9.7 milyarı besleyecek kadar bir gıdadır. Ama gıda hakkını ihlal ederseniz ve kayıp ve israfı engelleyemezseniz kötü bir tablo ortaya çıkıyor. Gerçek şu ki bugün dünyada hala 800 milyon insan aç ve yılda 25 milyon insan açlıktan ölüyor. Şimdi sanki mesela korona, yaklaşık 2 yıldır mücadele ediyoruz, bilemiyorum ölüm sayısı sanırım 20 milyona ulaşmadı. Ama her yıl 25 milyon insan açlıktan ölüyor. Ve biz bu açlıktan ölen 800 milyon da her gün aç kalan ya da aç kalmak durumunda riski altında olanları da görmek zorundayız. Pazarlama ise Christopher Bey şuna vurgu yaptı. Diyor ki eğer siz yeni bir üretim modeli ya da yeni bir pazarlama modeli geliştirecekseniz bunun önündeki en büyük engel aslında temelde ülkeler arası tarım ticareti ya da tarım ürünleri ticaretinin önündeki engellerin kaldırılması. Evet. Çünkü bazı yerlerde ciddi miktarda üretim var, o üretim fazlası orada duruyor, başka yerlerde kıtlık var. Dolayısıyla tarımsal ya da gıda ürünlerinin ticareti, marketing, iletişim, lojistik de burada çok önemli konulardır. Şimdi önümüzde ne tür riskler duruyor? Biyolojik çeşitlilik azalıyor. Yani bir tarımcı olarak, bugün ilgili bakanlıkta bir üst yönetici olarak şunu söylemek istemiyorum. Mevcut tarım sistemi kusursuz, her türlü iş iyi gidiyor anlamında değil. Bir tarımın bu hale gelmesinin ana güdücüsü ya da planlayıcısı tarımcılar, çiftçiler değil. Diğer unsurlar tarımı buna zorluyor. Bu şekilde olmak zorundasınız. Yani Ankara'da 5,5 milyon insan yaşıyorsa günde yaklaşık 20 bin kamyon gıdanın bu şehre girmesi gerekiyor. İnsanlar 40 katlı binalarda yaşıyor ise o zaman sütün paketlenmesi gerekiyor. Sütün paketlenebilmesi için o zaman büyük süt üreticilerin olması lazım. Onun olabilmesi için de silajlık mısır lazım. Biz buna cevap vermeye çalışıyoruz. Bu büyük kitlelerin cevabı. Ve zaman içerisinde tarımsal faaliyetler biyolojik çeşitlilik üzerinde bir baskı oluşturuyor. Bugün dünyanın her tarafına mısırı, patatesi, arpayı, çeltiği yaymışsak, birçok başka hayvanın aleyhine olacak şekilde sığırcılığı arttırmışsak, bu bundan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bunun azaltılması lazım. İklim değişikliği. Tarımın iklim değişikliğine elbette ki bir negatif katkısı var. Ama ana suçlu tarım değildir. Hatta ana suçlu insan değildir. İklim değişikliği bir makro döngüsel meteorolojik bir olaydır. Ayrıca endüstriyel üretimin bir
sorucudur temelde. Şimdi bunlarla ilgili neler yapılabileceğini de kısa da özetlemeye çalışacağım. Suyu ve toprağı korumak zorundayız. Hem fiziki olarak miktarını hem de kalitesini korumak zorundayız. Önemli diğer bir soru diyet daralması. Şimdi bizim atalarımız İzmir'de, Malatya'da, Erzurum'da, Konya'da, orada burada 100 yıl önce hindi, tavşan, keklik veya deve, koyun, keçi, bir sürü başka hayvansal gıda ile çavdar, yulaf, arpa, buğday, nohut, belki burçak gibi çok daha çeşitli tüketiyor. Tüm dünyada bireylerin gıda tüketiminde bir diyet daralması var. Ve bu diyet daralması dünyada monopol tarımı tetikliyor. O da ekosistemi bozucu bir etki yaratıyor. Dolayısıyla bunun değişmesi lazım. Tarım kültürümüz, yani gerek mülkiyet meselesi, yani bilemiyorum ona kadar etkili çünkü bu denendi. Yani mülkiyetsiz tarım olsa ne olur? Dünya üzerinde daha az mı baskı olur? Ya da tarımı geçmişte tümden mülkiyetsiz mi yapmışlardı? Ya bu tartışmalı. Birincisi tarım geçmişte mülkiyetsiz değildi. Devletlerin mülkiyetindeydi. Yani kolektif bir üretimden ziyade arazi devletindi, birilerine veriyordu, onu yaptırıyordu. Şimdi Ruslar, Sovyet Sosyalistler Cumhuriyetler Birliği kurulduğunda bu sorunu gündeme aldılar. Önce solhozları kurdular. Sonra kolhozları kurdular. 72 yılın sonunda her yıl zarar eden ve dünyanın en büyük coğrafyasında en verimli topraklarına sahip oldukları halde nüfusun ciddi bir kısmı da tarımda çalışıyor olmasına rağmen ellerinde nükleer silahlarla aç kaldılar. Yani bu denenmemiş bir model değil. Dolayısıyla bugün kibutslar var. Bu bir kooperatif midir, farklı bir şey midir? Bence arası bir şeydir. Kooperatifçilik uygun bir modeldir. Destekliyorum. Yani birlikte üretmek. Ama kooperatifçilikte mülkiyet ortadan kalkmıyor. Birlikte bir üretim yapılıyor ama bence mülkiyet vurgusu ya da olgusu insanoğlunun bu çağda vazgeçebileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum ve asıl sorunun mülkiyet meselesi olduğunu da düşünmüyorum. Üretim ahlakımız, üretim kültürümüz olduğunu düşünüyorum. Kayıp, israf ve hastalık ve zararlı baskısı da diğer önemli konular. Peki bununla ilgili olarak nasıl bir planlama yapıyoruz? Yani biz Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü olarak şöyle düşünüyoruz. Aslında tarım iktisadi bir sektör, bir üretim faaliyeti. Sizin burada en makro politikanız bir strateji üzerine planlamalı. Bir strateji kurarken orada kaynak yönetimi, süreç yönetimi, amaç ve hedef yönetimi ile sonuç yönetimi gibi üç tarzda birer prensip belirleyebilirsiniz. Stratejik yönetim unsurlarına, detaylarına girmeyeceğim ama örneğin toprak, su, insanı bir kaynak yönetim süreci olarak görüyoruz. Burada hiçbir kaynağın sonsuz olmadığı, kaynak yönetiminde sürdürülebilirliği sağlamanın esas olduğunu ve Türkiye'de de burada kaynak yönetimini il bazında, ilçe bazında değil, havza bazında yapmaya çalıştığımızı vurgulamak istiyorum. Çünkü tarımsal kaynaklar başta su havzaları üzerinden şekilleniyor. Burada bir kişinin arazisi, bir ilin vadisi, bir köyün herhangi bir mahallesi değil, havza bazlı tarımsal üretim politikası bunun üzerine oturuyor. Şimdi süreç yönetim politikası ise örneğin damızlık hayvan üretimi, tohumluk üretimi, yerelde girdi üretimi, Arge yapımı ise süreç yönetimidir. Burada zaman zaman dalgalanmalar olur ama sizin her halükarda o süreci yönetmeniz gerekir. Burada da makro politikamızın özünde Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu girdiler yönünden bağımsız olmasıdır. İhtiyaç duyduğunda her girdiği üretebilmesidir. Örneğin kanatlı etinde, tavukta, damızlıkta dışa bağımlıyız. Ama Anadolu T ırkını geliştirerek bu bağımlılık ortadan kaldırılabilir. Örneğin muzda ithalatçıydık, şimdi içeride üretiyoruz, kendi çeşidimizi geliştirmek gibi. Örneğin Mısır'da halen tohumda dışa bağımlıyız ama baklagillerde, buğdayda, yani coğrafyamızda halihazırda bulunan ürünler hususunda bu bağımlılık ortadan kalktı. Diğeri domates. 13 milyon tonla dünyanın en büyük domates üreticilerinden biri olan Türkiye bugün domates tohumu ihraç ediyor. İşte bu da süreç yönetimi. Amaç yönetiminde ise belirli kritik kriz noktalarının çözülmesi hedefleniyor. Örneğin toplulaştırma. Maalesef toplulaştırma 100 yıl önce bitirilmiş olması gereken bir olguyken bugün hala bitirilemediği için tarımdaki verimsizliğin asıl nedenidir. Tarımda planlama eksikse, sıkıntılıysa ana nedeni toplulaştırmadır. Sulama yatırımları.
diğer önemli bir kritik meseledir. Burada şunu hedeflemeniz lazım. Eğer bir yerde bir su kaynağınız varsa onu en etkili kullanmak için en doğru zamanda doğru baraj yapmanız, toplulaştırmayı zamanında yapmanız, kırsal refahı arttıracak eğitim, enerji, sağlık gibi hizmetleri zamanında ulaştırmanız gibi. Burada da tarım reformu üzerinden ve diğer ilgili bakanlıklar üzerinden yapılan şeyler var ama ben bunun ülkemizin en büyük zaaf noktası olduğu ve çok geç kalındığı kanısındayım. Son olarak da bir sonuç yönetimi üzerine yapılan bir makro planlamamız var. Burada da olası herhangi bir negatif sonucun ortaya çıkmasını engellemek üzere alınan politik eylemlerdir. Örneğin bir hayvan hastalığının ortaya çıkmasını engellemek, şapla mücadele, Akdeniz meyve sineği ile ilgili mücadele. Çünkü sonuç ortaya çıktığında zaten ortada bir facia olur. Türkiye'deki bitki sağlığı ve hayvan sağlığı ile gıda güvenliği mesela Türkiye'deki gıdaların bulaşan ağır metal, mikotoksin ve benzeri yönden çok sorunlu olduğu durumda siz tümden toplum sağlığında kaybedersiniz. Burada da etkili bir bitki sağlığı sisteminin kurulması, hayvan sağlığının kurulması, gıda denetim faaliyetlerinin yürütülmesi. Ben burada ciddi başarılar elde edildiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de tüketime sunulan gıdaların güvenilirlik açısından dünyadaki en iyi sınıfa girdiğini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani toplumda şöyle bir algı var. Türkiye'de tüketilen ürünler çok sağlıksız. Hayır, taklit tahsis zaman zaman oluyor. Ama insan sağlığını derinden etkileyen sağlık sorunlarıyla ilgili Türkiye'de ciddi bir sorun yok. Yani zeytinyağına ayçiçek yağı katmanız bir sahteciliktir. Ama insan sağlığını ortadan büyük zararlar vermez. Şimdi peki olası riskleri bu şekilde bir makro planlamayla öngördüğümüzde pratikte ne yapıyoruz? Örneğin biyolojik çeşitliliği korumak için bugün bizim 32 gen bankamız var. Bu 32 gen bankasında 317 bin materyal konuluyor. Hani biyolojik çeşitlilik azalacak ya. İklim değişikliği veya diğer nedenlerden dolayı. Dolayısıyla mesela bir kısmı İzmir'de olmak üzere. İzmir Ege Tarımsal Araştırma'da Ulusal Tohum Gen Bankası var. Zeytincilik Gen Bankamız var. Bursa'da Gıda Kültürleri Gen Bankamız var. Turunçgil Gen Bankamız var. Kayısı Gen Bankamız var vesaire vesaire. Türkiye'nin biyolojik servetini saklıyoruz. Ve burada ata tohumu meselesi de bunun en önemli bileşeni. Çünkü tohumlar hayatta kaldığı sürece, yani bugün gittiniz Bayındır'da bir ata tohumu buldunuz, 10 sene sonra gittiğinizde yeni bir tanesini bulabilirsiniz çünkü varyasyon oluyor. O sebeple 10 yılda bir doğa geziliyor, yeni varyasyonlar alınıyor ve muhafaza ediliyor ve bunlar sürekli bir şekilde canlılığı kontrol edilip çoğaltılıp tekrar konuluyor ve araştırma sisteminde kullanılıyor. İkincisi iklim değişikliği. Bu nasıl yönetiliyor? Bizim bir makro politik dokümanımız var. Diyoruz ki iklim değişikliği tarımsal üretim sistemleri üzerinde bir, yeni biyolojik riskler oluşturur. İki, abiyotik riskler oluşturur. Yani kuraklık, don, dolu veya yeni hastalıklar gibi. Bundan korunabilmek için de kurağa dayanıklı çeşitler, hastalığa dirençli hayvan ırkları, daha az ve marjinal yemle beslenen ama daha çok fayda veren belki de mera hayvancılığını geliştirecek yeni ırklar. Hatta şunu söyleyeyim, örneğin Anadolu yaban koyunu ile kendi yerli koyunlarımızı çiftleştirip koyunları bir 4-5 bin yıl geriye götürsek, yani 4-5 bin yıl kadar yabanileştirsek, sürü içgüdüsünü azalsak ormanlarda yaşayabilir. Bu durumda biz ormanlarda ciddi bir hayvan varlığına erişebiliriz. Yani sonuçta ormanda bir biyokütle var ve bunu birileri tüketiyor. Öbürü tarımın küresel iklim değişikliğine olan katkısını azaltmak. Burada da PFCS diye bir global dokümanımız var. Diyoruz ki, pesticide minimizing yani %50 azaltın. Ama Türkiye'de mevcut pestisidi %50 azaltmak değil, toplam bitki koruma ürünleri içinde pestisidin %50 olması. Yani biyolojik ürünlerin, biyoteknik ajanların arttırılması. Örneğin İzmir'de Akdeniz meyve sineğiyle mücadele için kısır sinek ürettik, sağlık. Bu çok önemli bir teknoloji. Aynı zamanda mikrobiyal preparatlar üretiyoruz. Bitki ekstraklarından preparat üretiyoruz. Yerli tuzaklar üretiyoruz. Yani ilaç olmadan bitki zararlarıyla mücadele. Fertilizer minimizing, onu düşürmek, gübre kullanımını %50 düşürmek. Burada da toprakta var olan gübreleri çözecek fosforik bakteriler, simbiyotik yaşayan mikorizalar bakteriler, azot bağlayan radyo azidobakteriler, hatta bitkilerin yüzeyinde epifitik yaşayan havadaki azotu bitkilere bağlayan yeni mikrobiyal gübreler üzerine çalışıyoruz. Karbon emisyonunu azaltmak için C kısmı orası. Orada da yeni nesil mekanizasyona ihtiyaç var.
Çünkü mevcut makineler çok ağır, çok hantal, çok fazla karbon emisyonu üretiyor. Bu sebeple elektrikli araçlar, daha hafif makineler, hatta 4-5 tarımsal faaliyeti bir anda yapabilecek makineler, doğrudan ekim teknolojileri vesaire. Kendi mimzerlerimiz var vesaire. S ise... Nevzat Bey toparlayabilir miyiz? Toparlıyorum, bitirmek üzereyim. Evet. S ise Green Deal'e uyumlu şekilde toprağı korumak, daha fazla toprağa zarar vermemek. Ayrıca diyeti çeşitlendirmek konuşuldu. Yani yeni ürünler ıslah edilmek zorunda. Buna böcekler dahil, atıyorum deve kuşu, kazıcılığı geliştirmek gibi. Tarım 4.0 ise özellikle İzmir Ticaret Borsası ile birlikte yaptığımız değerli bir iş. Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezimizde İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'ni açıyoruz. Tarımda doğru karar verip gereksiz işler yapmamak için, kayıp kaçağı azaltmak için, muhafaza teknolojilerini geliştirmek için insanın beş duyusunun ötesinde veri alabilecek ve karar vermemize yardımcı olacak işler yapmamız lazım. Epidemileri yönetmek, yani bitki sağlığında epidemileri yönetmek diğer önemli bir konu. Bir de tüketici algısı bence burada önemli. Çünkü tüketicimize öyle bir algı verilmiş ki pazarlama teknikleriyle, bir portakal düşünün, üzerinde küçücük bir trip zararı varsa bu portakal kötü. Hayır, kabuğunu yemiyoruz zaten. Ve içeriğiyle ilgili hiçbir sıkıntısı yok bu portakalın. Dolayısıyla azıcık yaralı bereli meyveyi tüketici almayınca, bu durumda tedarikçi, ihracatçı ise bu şekilde olanları sahada bırakıyor. Çiftçi de zaten dar olan kar marjı yüzünden burada bunu çözmek için her türlü uygulama yapıyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ali Ekber Bey, şu soruyu hepimiz kendimize soralım. Acaba dünyada mevcut üretilen gıda kaç kişiye yeter? Veya dünyanın potansiyeli ne kadar insanı beslemeye yeter? Dünyada 550 milyar ton biyokütle var. Bunun %10'u insan eliyle üretiliyor. Tarım ve ormancılık sisteminde, yani 10 milyar ton. 5,5 milyar ton. 55 milyar ton pardon. Ancak gıda değeri taşıyan da toplam 4,5 milyar ton var. Bunun ortalama 1600 kilokalori değeri var. Bu kilokalori değeri üzerinden 2000 kilokaloriyle günlük beslenen insanlara ele aldığımızda 9.7 milyar nüfusu besleyecek o 7 üzeri 15 kilokalori enerji taşıyan gıda üretiyor. Ama 1/3 israf oluyor. Dolayısıyla dünyanın insanlığı besleme indeksi 0.85 çıkıyor. Bunun detaylı hesabı var. Fakat biz eğer israfı azaltır, üretilen gıdaları çeşitlendirir ve kalori içeriğini yükseltirsek, dünyanın mevcut üretimi gıda insan besleme indeksi 1.02 çıkıyor. Yani 9.7 milyar insanı besliyor. İlave hiç ekilmeyen 200 milyar hektar kadar tarım arazisini de tarıma kazandırır, doğru dürüst tarım yaparsak, dünyanın insan toplam mevcut üretimiyle 12 milyar insanı besleyebileceğini teorik olarak hesap ediyoruz. Ama nasıl? İşte birlikte istişare ederek, doğruyu bularak, canımızı acıtacaksa bile doğru işler yaparak tabiatı, doğanın sürdürülebilirliğini koruyabilirsek bunu hep birlikte gerçekleştirebiliriz. Ben kendimi ifade etme imkanı bulabildiğim için de çok teşekkür ediyorum ayrıca size. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Nevzat Bey'e de. Çok verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Herkes kendi alanında kendi görüşlerini çok güzel bir şekilde dile getirdi. Tabii ki tartışılabilir, konuşmacılarımızın kendi aralarında da bir görüş birliği olmayabilir. Ama bunu tartışmak, böyle bir platformu bize sağladığı için Ege Ekonomik Forumu'na teşekkür ediyoruz. Bu Özgencil grubuna, Ege'ye ve bütün bu toplantıya katkıda bulunanlara, tabii ki de en başta siz konuşmacılarımıza ve bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha iyi günler diliyorum. Toplantıyı burada kapatıyorum. Herkese iyi günler. Sağ olun. İyi günler.